Bunu da, bunu da, şunu da ve bunu da. Çünkü müziksiz olmaz. Müziksiz olmaz. Ay şunu da. Beremus, berelerumus. Geldim, geldim. Hem biraz bekletmiş oldum, hem biraz erken gelmiş oldum. Nasıl taktik ama? Ha ha ha. Yayını 8'den 8 çeyreğe erteleyip 8'e 10 geçe gelmek, nereden baksanız dahici hanımlar beyler. Bir cuma akşamında, tam hafta sonuna girerken dışarıda şu anda hava hunharca soğumaya başlamışken, arka planda müziğini duyduğunuz üzere Pintipanda TV ekranlarına ve Long Dark Tales from Far Territories, uzak diyarlardan hikayelerin 4. bölümüne hoş geldiniz. Umuyorum keyifleriniz yerindedir, umuyorum sıcaktasınızdır, umuyorum benimle üşümeye, benimle keşfetmeye, benimle karanlıklarda kaybolmaya, bir tutam ışığa, bir tutam sıcağa muhtaç olmaya hazırsınızdır. Oyunun müziği gene fazla gelecektir diye tahmin ediyorum. Birazdan kısarım. Evet, tekrar hoş geldiniz. Saldıray, teşekkürler hediye için, çay için. Dükkanı açmış Tuğçe, 20. ayında. Long Dark hem oynayıp hem de seni izleyeceğim. Long Dark sevgimiz tartışılmaz diyor. Sevgili Emre, buradaki 12. ayında Emre Sedefoğlu. Bilmem kaç ay olmuş, selamlar. Fatih Emre Gökdemir, o da 11'inde. Feruz 9'unu tazeliyor hazırız diyerekten. Görkem'den Totomuz'un donmasına hoş geldiniz. Kurtlar ve ayılar bizden uzak. Sıcak hava bize yakın olsun. İyi yayınlar Pandam. Teşekkür ediyorum Görkem. Ne oldu peki? Yine çok çok hararetli, koşturmacalı bir günden sonra tam yayına bir saat kala içim geçti. Bezelye yedim, pilav yedim, yoğurt yedim ve içim geçti. Hatta özellikle yayını 8.30 değil de 8 yapayım, tam uyuklamadan hani tak diye yayına gireyim dedim. Gerekiyorsa bundan sonra 7.30 yapacağım. Gerekiyorsa yayınları 7.30 yapacağım. Bilmiyorum. Yok, 7.30 da erken olur. Ama 8'e sabitleyeceğim. Uyumamanın da bir yolunu bulacağım. Ama derken aklıma şu geldi. Evet, sabah çok erken kalktım. Trafikte çok bekledik. Anacığımı bir yerlere götürdüm, getirdim dedim ya size, bu modacılar sitesine falan filan. Sonra bir anda bir baktım, bankam bloke olmuş. Çünkü bir para göndermem, ödeme yapmam gerekiyordu. Nasıl ya, ne oldu? Benim 2022'den kalma unuttuğum 4 tane vergi varmış. Yani aynı vergi de küçük küçük 4'e bölünmüş hali. Onlardan çat, ben bir bloke yemişim onları ödemeyi unuttuğum için. Bunlar yaşandı. Onları da ödedim. Sinir, stres falan filan. Bloke tabii anca pazartesi salıya açılacak da yani. Haliyle onlar da kaldı falan. Ondan sonra biraz Orun'la konuştuk. Yarınki oyun seven adamların şeyi için. Konu başlıkları için. Çekimini yarın yapacağız. Pazar gene 3'te sizinle olacak. Sonra pilavımı, çeyimi yedim. Bezelyemi yedim. Sonra da bayılmışım. Göktuğ, bu oyun nasıl böyle, müziği bile adamı titretiyor. İyi yayınlar Pandam. Battaniyenin altında hazırım. O zaman mis. Yavaş yavaş hazırız demektir. Benim çayım kahvem yok. Çünkü bugün çok fazla çay kahve içtim. O yüzden su içeceğim. Bence benim bu yayına doğru uykumun gelmesinin ana sebeplerinden biri de su içmiyor olmam. Gene su içmeyi bıraktım. Muhasebecim var da vergileri ben ödüyorum. Ben ödüyorum parasını. Hatta vergiler otomatik ödemedi ama bazen hesapta para olmuyor. Tak gidiyor. Sen de unutuyorsun, görmüyorsun yani. Arada şey geliyor tabii ki, vergi dairesinden tebligat mı deniyordu? Bir şeyler geliyor sürekli, ketsiz bilmem ne, çüpsiz bilmem ne, çöp şiş bilmem neden mesaj geliyor da sürekli gelen bir şey olduğu için bakmıyorum bile. Mafi güzel ya, keyfi yerinde Mafi'nin.
Mavi bebişim. Belki gene önümüzdeki günlerde görürsünüz. Tavşanın götünü keselim. Hadi bakalım. Hayır. Tavşanın götünü kesmem Bora Bey. Ama kurtların götünü keserim. Yani yemek yapmayı öğreneceğim diye de tavşan kesecek değilim. Ha, biraz uykuluydum işte, açılıyorum. Gene beyaz giyindim. Dün demiştim ya, Long Dark'ta da beyaz giyineceğim diye. Dünkü kıyafetimle çıktım ama bir hoşuma gitti. Onun dışında diyecek bir şey yok. Suyu arttıracağım, daha çok su içeceğim. Çünkü gündelik tempoda çok yoruluyorum. Çok fazla çay kahve de demek ki bir yerde vücudumdaki suyu çekiyor, beni uyutuyor. Ya da yoruyor, mayıştırıyor. Onu da çözeceğim. Bir de evet, 7.30 çok erken, 7.30 olmaz. Ama 8.30'dan 8'e çekmeye çalışacağım yayınları. Evet. Güya azaltacaktık, çok iyi oldu azalttığımız ha. Müthiş yayın azalttım. Haftada yine 4-5. Bir türlü 3'e, hani arada 4'e böyle 3.30'a indiremedim, gitti şunu. Ama yani Long Dark oynuyoruz, Little Campion oynuyoruz. İkisini de çok seviyorum. Neyse, bunlar bitince, sıkılınca azaltacağım ama yayını. O zaman yapacağım. Biraz da video yaparız. Evet. Şimdi Binceli ve Burak'cığım, canım hoş geldin. Şimdi hanımlar beyler, hazır mıyız? Hazırsak bakıyorum. Bugün az konuşmuşum, 7 dakika konuşmuşum. 8 dakika konuşup başlayalım. Çünkü hatırlayacaksınız, 3. ve son bölümde ilk bunkerımızı bulmuştuk. Uzak diyarlar eklentisindeki ilk bunkerımızı, ilk sığınağımızı bulmuştuk. Orada bir şeyler okumuştuk. Buradan çıkışa dair, bu işte kuzey ışıklarından nasıl kullanılacağına, buradan nasıl kurtulabileceğine dair çalışan ekipler vardı. Onların hikayesini görmüştük. Onları bir hatırlayıp, iyice bir etrafa bakıp yolumuza koyulalım derim ben. Evet, Asude çok çok doğru, çok güzel yerde bıraktık. Ha, pazartesi yapamadığım için son bölümle arası açıldı biliyorum. Yani tam bir hafta açılmış oldu ama helal edin. Sevgili YouTube pandaları, siz de helal edin. Arada oluyor, türlü aksilikler olabiliyor ve bazen sarkıyor. Ama önemli olan telafisi olsun, telafisi de güzel olsun. Bekliyorum. Bu chat ekranı dolduğu an başlıyorum. Oh. Ay, ne kadar çok katıl. Ay, küçük kamerama da katılı koyacaktım da şimdi onun yerini ayarlamak lazım. Neyse, burada güzel. Chat'te bak, sizin yanınızda burada gözüküyor. Kaç katıl abbasımız var. Ama küçük kameraya da yerleştiririm ama tatlış durur. Onu sonra yaparım. Bir daha Asude'nin görselleri var. Onu da hafta sonu yaparım. İşte bu. Tamam. Kendi kendime konuştuğuma göre, sizden de gollar aldığıma göre. Hemen şuradan ben bir seçeyim. Hayatta kalma. Evet, buradasınız. Minik bir kontrol. Oyun görüntüsü mü? Çünkü benim takıntılarım var. Oyun yakalamadayız. Tamam. Benim biliyorsunuz bazı takıntılarım var. O halde devam et. Tam bıraktığım yere geldim. Tam şu anda bıraktığım yere geldim. Ve hanımlar, beyler, ladies and gentlemen, dönence. Sevgili YouTube pandaları, sevgili yavrum abbaslar, canlı yayındaki pandalarımız, YouTube'dan video olarak izleyen pandalarımız, hanımlar beyler, tekrar uzak diyardan hikayelerin 4. bölümüne hoş geldiniz. Tam olarak kaldığımız yerdeyiz. Bunker'ı keşfedeceğiz çünkü ilk defa böyle bunker ve aktif bir bunker bulduk. Şu notları tekrar bir okumak istiyorum çünkü üzerinden bir hafta geçti, dediğim gibi tekrar özür diliyorum o gecikme için. Notları tekrar okuyoruz. Gerekiyorsa yatıyoruz. Ve sinyal kulesi de gene elimde, anladınız. Sinyal kulesi de tepede yukarıdaydı, hatırlayacaksınız. Oraya doğru yola koyulacağız ama mümkünse gündüz koyulmayı tercih ederim tabii. Yani. Evet. Önce bir şuraya tekrar bakalım. Bilimsel bir şeyler. Ben Allah'tan eşit ağırlıkçıyım. Sayısalcıların da pek bir şey anlayacağını sanmıyorum. Çünkü burada çok anlamlı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama. Karekökler, ışınlar. Evet. Dur. Uyku tulumu, acil durumlar için. Şuraları, şu odada. Oda başlayalım. Bunları alıp parçalayabilirim.
Ya hurda metal. Burada, bu arada benim sesim gene geçen bölümdeki gibi az gelirse hemen ayarlarım. Sevgili modlarımız şey yapar ama iyi. Burayı iyice keşfedeceğim ve burada kalacağım yani. Hani yırtacağım, dikeceğim, iyice envanter, garanti, her şeyi garantiye alacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Önce bir her yeri araştıralım. İyi, tamam. Çünkü raşlamak da bir işimize yaramaz. En nihayetinde bizi orada yanılmıyorsam 3 sigorta ya da evet 3 sigorta, 2 kablo, 5 hurda, akü oradan çıkıyor zaten. Bunlar lazım. Gerekiyorsa hurdaları burada bir şeyler keserek şey yapacağım. Testerem vardı. Görüşme metni 4. Session 5. Project Medical Officer interviewing patient 7. Let's visit the second instance again. First occurrence. What do you remember? The sun was out, but it was cold at the river's edge. There was a group of us that day. Lots of laughing, yelling. Some were in our heads. No one was getting in the water. I guess I liked being first. I didn't even jump, just slipped in quietly away from everybody. The water was clear, but bitter cold. I thought the bottom was closer. My head went under right away. God, I was a lousy swimmer. No one noticed me struggling in the deep pool. Carry on from where you were last session. Find the ending sequence. What do you see? My hand reaching for a flat gray stone at the water's edge. I grabbed it. I pulled my head out of the freezing water. A breath. The sun shining through the trees above us. Was the sun out? I thought the rain. No. That wasn't it. Keep hold of that image. It's okay if it fades a little. Breathe. Try going again. Second instance. Tekrar girmeyi dene ikinci. Bir hikayeyi sanki böyle yani dur kızım. Sığınak alfayı ara. Hedef tamamlandı. Ha önceki notları tekrar okuyacağız. Demek ki 3 not var. Sanki bir hipnoz demeyeyim ama böyle psikolojik bir süreci aslında şu anda şey yapıyoruz. Bir hastayla doktor ya da bir deney şeyiyle. Okey. Burayı işaretlememe gerek yok zaten. Burayı bulduk. Şu sprey boya bir tane yeter ya. Ağırlık yapıyor. Sprey boya bol bol buluyorum her yerde. Hani her yerde bulduğum bir şey. O yüzden çok da sprey boya daha çok şeyde işimize yarar ya. Bu modda değil de gene bir mütecavız hayatta kalma şeyi olursa yol göstermek için buradan aşağı buradan yukarı haritada falan. Diğer notları aldık saydı galiba. Silindi onlar. Yatağı. Konserve jambon. O işe bakarız dur şimdi. Yiyecekleri içecekleri bir alalım da sonra ben atacağım yarısını. Sığınakta bırakırım gene ya. Diğer notlar galiba envanterimize işledi. Onun için bulamıyoruz. Bunları aldım. Tamam. Okey bu kadar.
Peki, bir şeye bakmak istiyorum. O notlar buraya mı işledi? Ha şu mesela, güvenlik şefinin günlüğü, görüşme metni. Ha iki tane vardı o zaman, öyle mi? Sanki bir tane daha yok muydu? Madem yok mu? Bu o değil, hayır. Madem berbat bir halde, bu değil. O notlar nereye gitti peki? Ölüm notları, bellek hafızaları, incelenen konumlar. Ha. Uyku tulumları. Burada bir şey yok, değil mi? Ha şu. Çünkü yanılmıyorsam geçtiğimiz bölümde bir kadının ağzından bu defa işte buradan bir çıkış yolu bulacağız. Şöyle bir şeyler yapacağız. Bu konuda Mahmut Tuncer şu konu üzerinde çalışıyor falan gibi bir şey vardı ama onu niye, nereden bulabiliriz onu ya? Keşfedilen bölgeler, keşfedilen dünya. Vericiler. Günlük 14 müydü o? Tamam, okey. O zaman sorun yok. Benim bir dakika. Tam içime sinmedi bir dakika. Geride bırakılmış not. Operasyon notu. Görüşme metni 4. Bu o değil ama bir dakika. Madem berbat halde adamları götürmekte birinci iki takımlar. Ha. Madenle ilgiliymiş bu. Tamam. Bu ayrı. Rüdiger'in aletini yapmaya başlamak için düzgün oda bulduk. Birinci, ikinci takımlar programda ama sallantılar. Üç yine istikrarsızlaşıyor. Ne yaptığını bilmem. Acil güvenlik. Tabip subay uyum görüşmelerini yürütüyor ve bazı rahatsız edici gözlemlerde buluştu. Hem adamlar hem de projenin uygulanabilirliği üzerindeki etkileri hala düşünüyorum. Umudum ekibin birinci aşamayı bitirene kadar toparlanması ve bu sefil yerden çıkabilmesi. De burayı yanlış hatırlamışım. Bu madenle ilgili. Başka da yoktu. Buydu. Sanki bir tane daha vardı gibi hatırlıyorum ama uyduruyor da olabilirim. Tamam, her yere baktık. Şimdi. Tamam, güzel. Şimdi analiz şelalesi. 35 kilo taşıyoruz. Tabii ki yorgunuz. Oha. Suyun var değil mi lan? Ye, her şey fulle, envanterden düşsün ye. İyice tosun olalım. Aa, konserve mısır aslında kesin bir yemek için işimize yarardı ya, neyse. Zaten tüm yemekleri yapamayacağız. Lapa yaptım. Bir iki tane daha bir şeyler yapsam yeter. Fazlasına da gerek yok. Ha, varmış bir tane daha. Tamam. Güzel. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Hemen pardon. Kullanmadığımız şeyleri dur. Şıp 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 şıp. Eylemler. Parçala. Bunlar da bir çıksın. Battlefield'lar önümüzdeki hafta gelecek. O onda BF1 özellikle. BF1 kesin gelecek önümüzdeki hafta. O ama o şu anın konusu değil. Gelecek o. Kapışacağız. Canım jambon çekti Feyza. Türkiye'nin %99'unun canı çekiyor da. Kanada'da işte yolsuz açıkta kalsan bile jambon buluyorsun. Burada çok o kadar şansın yok. Kırmızı eldiven daha mı iyiydi? Aa, neyse, sağlık olsun. Şimdi. Bere. Bereyi onar. Ama onarmadın. Beremi onar. Yiyeceğim. Bereyi onar.
Kızım ne oluyor sana? Hayırdır ya, çorap dikeceğim. Ben dikiyorum çorap ya. Üşümüyorsun, aç değilsin açıktı. Biraz yorgunsun. Sovat biraz yorgunsan. Deri bulmuş muyduk? Yok. 100 tamam. 90, 86 şunu da şey yapalım. Bu kadar. Bu arada şey bitti. Tabii. Bunu da bırakıyorum. Aurora bitti. Ama zaten Aurora'da... Burayı Aurora'da bulmuştuk ve kulenin yukarıda olduğunu biliyoruz. O açıdan avantajlıyız. O açıdan sıkıntımız yok. Ama öyle kuleye gitmek de düşündüğümüz kadar kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu da şimdilik bırakacağım arkadaşlar. Şimdilik bırakacağım. Açıkta olacağız çünkü. Kaç tane var? Bir. Bir sigorta, bir kablo. Hurda kaç tane? İki. Ya Levi'yi alayım da ya. Hep bırakma pişman... Aha kablo. Bırakma pişman olursun diye diye. Ağırlık taşıyor. Abi gittiğimiz her yerde bir Levi'ye çıkıyor. Aha. Yok buna değil. Yok arkadaşlar, gittiğimiz her yerde bir levye çıkıyor. Çıkıyor yani. Ben şimdi bırakayım. Bir kilodur. Çok ağır ya. Çok ağır. Vallahi çok ağır. Bulunur ya. Testereyi kullanıp kesebileceğim bir şey var mı? Burada için. Şu. Alayım, tamam alayım ya, aman. Ama bir daha gittiğim yerde şey bulursam... Aa, ışık yok ama. Işık yok. Işık yokken gene de kesebilir miyiz ya? Tamam, alıyorum. Alıyorum, tamam, küsmeyin aldım. Dur bakayım. Aa, ama yorgunum. Yorgunum da aynı zamanda yok, yatacağız, tamam. Tamam, yatacağız. Hayvan gibi yatmamız lazım. O kadar şey yaptık, su. Ne ara bitti ya. Ne, nasıl bir susama şey yapmak bu ya. Alt üstü 3-4 dikiş nakış yaptık. Ve su bitti. Ben uyuyacağım ya. Gündüz uyurum vallahi. Gündüz uyurum. Burayı hani dinlenmek bir üs olarak kullanacağız. Burada kaç etti? Burada iki. Daha bulur muyum ya? Bulurum ya. Gün bitti. Gün bitecek tabii ki. Ben bir dışarı bakacağım sadece. Gün bitecek. Burası artık gözükecek mi peki? Bir şey yapmaya çalışacağım. Kuleye gidip gelmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle eksiklikler olacak. Burası geri döneceğimiz üs. Tamam mı? Üssümüz. Kuleye çıkış yolunu şey yapmaya çalışacağım. Çizebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? ...13 çubuk. Kitap kitap okuruz. Gene hava güzel olursa. Belki... Aurora olursa gene gece çıkarız.
Kuleye buradan gidemezsin. Bakacağız. Ha, bu kulede görev yok muydu bir dakika? Dur şuraya bakayım da bir saniye bekleyin. Bu olur. Bu işime yarar. Ağrı kesicim var mı yeterince? Ağrı kesici alayım hadi. Şimdi az evvel bir görev güncellendi bu arada. Bak dağ kasabasındaki vericiyi onarmıştık. Tatlı Vadi, Kasvetli Körfez'deki sinyali araştırdık. Pardon, Harap Bataklığı onardık. Terk edilmiş havalimanını şey yaptık. Kasvetli Körfez'i yapmıştık. Dağ kasabasındaki verici ve Tatlı Vadi'deki verici. Dağ kasabası ve Tatlı Vadi. Buradaki Kasvetli Körfez'deki sinyal bitti. Buranın görevi bitti bu arada. Oraya çıkmamıza gerek yokmuş. Tamam, tamam. Ne oluyor lan? Sakin. Dağ kasabası Tatlı Vadi. Dağ kasabası Tatlı Vadi. O zaman ben buradan geri döneceğim. Buradan Harap Bataklığa geri dönüp dağ kasabasına mı çıkalım? O zaman burada durmanın da bir anlamı yok. Çünkü yapacağımızı yaptık. Buydu. Kapağı bulduk ve hallettik. Her türlü buradan geri dönmek zorundayım, değil mi? Çünkü teknik olarak buradan ileri giden bir yol yok. Kasvetli Körfez. Şuraları artık denize çıkıyor. Şuralar deniz. Deniz yani. Bozana Akçağ çurubu yapmış, bizi bekleyemiş. Saat kaç? Gece olacak ama. Oha, 7 derece hissediyorum ha. Haritalandırmaya devam mı etsem? Gazoz alma sesi. Çok iyi oldu. Aferin bana. Çok iyi şey yaptım ya. Buradan Harap Bataklığa dönersem nerede kalacağım? Enerjim de var ha. Buralardan bir yerden geldik değil mi? Gece karanlıktı. Şeyi dinleye dinleye buralardan bir yerden geldik. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Mağara sistemi. Tamam. Peki ben neredeyim? Mağara sistemine döneceğiz değil mi? Peki...
Bir daha çizince şey yapacağız. Şu taraflara doğru gidip çizdim mi iyice netleşir. O Amerikan öküz geyiği sakın ha. Sakın vallahi bir haftaya tamam. Yemin ediyorum sakın. Spreylemek çok mantıklıydı. Doğru kaldığım yeri anlamak için spreylemek çok mantıklıydı. Ama artık çok geç. Lan sakın bana kerkilme ha. Şura mıydı? Gıcık tuttu. Sanki bura mıydı? Buraydı. Evet tamam bulduk. Şu girişi de çizelim. Çok iyi. Gene çok iyi çizdim. Gene harika çizdim. Ben de böyle bir kralım. Ne yapayım ya? İyi yönden bakarsanız bu daha bir buraya bir daha gelmeyecek olsak bile mağarası demiş şuradan başlıyor. Buradan zaten şu göldü burayı açtık. Burada neydi? Alfa bunkerı mı ne? Bu bunkerı da bulduk. Buradaki mağarayı da bulduk. Girişten bunkera kadar ve işaret kulesi de şurada. Mouse'da gene görmüşsünüz ama bu aşağıdaki yerde. Olan yeri bulduk, biliyoruz, çizdik, verimliyiz, gidiyoruz. Yes. Güzel, güzel başlangıç. Orada daha fazla kalmanın bir manası yoktu bizim için. Bir dakika ya şey yok mu? Kardeşim var az çok vardır. Bunu da iyi harcadık ha. Oo 4,5 litre daha varmış ya. Ulan harca. Harca kardeşim. Harca ya. Buralarda üşüme, ısınma... Su, yemek hiçbir derdimiz yok. 34 kiloyuz. 35 barajında altındayız. Daha da azalacak yedikçe içtikçe. Kömür alayım mı? 3 tane kömürüm var. Ha pardon. Evet 4,5 litre yokmuş bu arada. Yoksa full dolardı zaten. 4,5 litrelik galonda 0,5 varmış. Onu attık mı lan? Onu at. Kendi kendine düşüyor değil mi o şeyden zaten? Tamam güzel. Hope nobody needs this anymore. Ya gerek yok. Ama bu bir işarettir. Bu güzel saçlarıma, bu bebeksi saçlarıma. Gene taktım. Kulağı şöyle yapacağım. Asla kanadı birisini yırtmam Erdem. Bari ben kendime ses açayım çünkü oyunun sesini kulaklığı takınca duyamıyorum. Sonra kurt gelir götümü yer. Ateş almayacağım ya yeter. Dur lan bir dakika. Buradan geldik. Yo ceset oradaydı. Doğru yere mi gidiyorum bir dakika. Beynim durdu şeyi takınca. Yönümü kaybettim. Ha cesedi geldim. Burada görmüştüm. Buradan gidiyorum.
Tamam, siz chatten bağırırsınız bir şey olursa. Evet evet, tam sevimli modumdayım böyle. Beyaz, şirin. Bir şey olmadı kız. Ya burkulma ya. O değil de bir tüfek mermisi bulamadık ya kaç gündür ya. Bir kere bulduk, ondan zaten bütün aşiretlerini vurduk bu kuduz kurtların. Kuduz kopbeklerin. Ama öyle kaldık. Bir daha mermi yok. Altı patlar mermi. Altı patlar bir işe yaramıyor ki. Hani ben kullanayım da. Silah bulursam zaten havaya sıka sıka gideceğim. 30 tane mermim var. Bir kurda kaç vuruşta vuruyor bilmiyorum ama şarjör boşaltırım kurtlara. Ya. Oha, çok hızlı oldu lan. İki üç vuruşta anca işte. Neyse, bakacağız. Uzaktan sıkarak şey yapmaya çalışırız. Şimdi analiz şelaleleri. Analyzing şelale. Öncelikle madem fırsat bu fırsat. Ayılar gibi yatar şey yaparım. Bu bir, bu dursun. İki. Su da az, şey de az. Ama yine de her türlü fulleyelim kendimize. Nam. 1500 lak, 50 hediye katıl. 1500 gelir. Taylan. Bir saate gelir. Şu anda kaç kişiyiz bilmiyorum ama Long Dark. Long Dark'ın maşallahı var. Beğeni ve seviliyor ya. Bu oyunda amaç tam olarak Ozan uçan tekme atarım buradan sana. Tam aydınlanmamış olacak ama ya biraz da oyalanırız, bir şey yaparız. Zaten 6 saatten de fazla uyurum. 8 uyuyabilirim ya. 8 uyurum ya. Işığı unutmam. Merak etmeyin. Tamamen dinlendim. Ama dışarıda fırtına var şu anda. Ama ne kadar soğuk bir fırtına. Ne kadar soğuk. Değil mi? Asıl soru bu. Tamam, fırtına var ama. Ne kadar soğuk. Onu da yaşayarak görelim hadi. Bok gibi bir hava gerçi. Oha! Tamam. Okey. İşte bakınız, çıkılmayacak hava yani. Bu çıkılmayacak bir havadır. Bu hiç hoş değildir mesela. Bu hoş olmamıştır mesela. Aa, burayı saymıyor mu? Kömür mü? Alamıyorum ama bunlar bayağı kömür bir sürü. Bir sürü kömür. Tutuşturucu yapacağım içeride, evet. Bir sürü kömür. Okey, tamam. Neyse. Hı hı.
Bunun da bu kadar zor olmaması gerekiyordu ya. O kadar da değil ya. Başarı şansımız da %60. Temel ateş yakma becerimiz %65. Bu ne beceriksizliktir ya Rabbim? Bu nasıl beceriksizim ben? Şimdi dışarıda gün doğumunu beklerken ne yapacağız? Yemişleri çaya çevireceğiz. Çayları ısıtacağız. Sularımızı yapacağız. Kendimize yolluk meşale de çıkarmış olacağız. Olaylar tamam. Hayır ya. Yok, o derdimiz yok. Bitki çayı pişsin. Boş dururken bitki çayları pişsin. Sonra ben o sırada dur. Hangisi? Sargı. Tamam. Yap. Yok, birer yapayım da. Çünkü şeyler de yanmasın. Bitki çayları da yanmasın o sırada. Aynen, bahsettiğim buydu. Devam ediyorum. Bu kadar mı lan? Bu kadar mı? Yine beynim mi duruyor benim? Nasıl ya? Bunlar ne bari? Ha, aa. 8-8 kuş burnusu yemeklik ya. Eski değirmen unu. Ben bunu yapabilirim. Dur, harcamayayım o zaman. Baş ağrısını geçiriyor. Pide mi? Just pide. Yani yağım olsa ben bunların hepsini yaparım. Kahve yok bu arada. Kahve yok. Yani yok olsa dükkansız. Kahve yok. Su ne kadar kaldı? Hatta şuradan anlarım ben. Evet, suyumuz da bitmiş. Biraz da şunlarla da su pişirelim. Bakalım şey olacak mı? Bir şey daha deneyeceğim şimdi. Keşke tencere olsa. İki litrelik su kaynasam o bayağı da uzun sürerdi. O sırada işte kitap okurdum. Kardeşim, o sırada kitap okurdum. Onu istiyordum ben. Kaynayıp kurmadan aldım. Nasıl ama? Ama yeter. Bir saat çalışıp. Dışarıda hava nasıl acaba ya? O zaman çok rahat. 2 saat kitap okurdum. 1 saatte kaynadı desen 3 saat kitap okurdum. Çok güzel olurdu. En güzel olurdu. Harika olurdu. Yaban mutfağı değil lan öbürü. 1 saat daha çalışacağım. Bir şekilde denk geliyor. Saçma gibi geliyor kulağa ama denk geliyor. Bitki çayı yok. Su kaynatmaya devam edelim. Suya tam denk geliyor. Burada bunu tamamlayalım. Hazır. Fırsat. Oku. Oku yavrucuğum. Ne işimize yarayacak bunlar? Bunlar hep bilgi. 3 saat araştırmışız. 4-5 olacak. Fırtına sesi gelmiyor bu arada. Ateşi unuttum. Çok zaten fazla iyi gidiyordum. Belliydi. Bir bokluk olacağı belliydi. Ateşi unuttum. Oğlum. Heh. Güzel, kârkârdır. Kârkârdır. Hiç sıkıntı yok. Gayet verimli. Hiç sıkıntı yok. Pis suyu da atarım. At. Bak,
şey 2 saat 1 saat kaldı. Bir yerde 1 saat daha okuyacağız. O kitabı da bitirmiş olacağız. Siz mutlu olun diyor. Bir de yemek yapacağız. 2,5 litre de suyum var. Tamam. Artık olduk bu arada. Olduk yani. Kömür de aldık. Siz de gelin. Hadi gidiyoruz. Hava da güzel. Çünkü harap bataklık biliyorsunuz. Lanet bir yer ya. Nerede olduğum çizilim mesela şu anda. -12 koymaz bana. Geyikleşi. Haritada gösterilmez mi? Ne boka yaradı la haritada gösterilmeyecekse? Bu haritada gösterilmiyor herhalde, hiledir. Ha, bu kendi yolumu bulmak için herhalde. Böyle yaptım. Buradan git. Buradan git. Böyle git. Haritada göstermiyor ama. Haritada göster. Neyse, Allah'tan biz artık burayı ezberledik de. Bu dar alanda kendimize şey yaparken yolumuzu bulmak için. Aa, olur. Olur. Olur olur. Büyük olanlar ama arandı aranmadı bilmem ne. Şey. Onlar haritada da gözüküyor. Daha çok onları kullanırız. Bunu hani bir çıkayım bir gezeyim falan iz bırakmak için. Anladım. Kafama sıçın. Ben biliyordum böyle olacağını. Abi ben kitap okumaya bilmem ne falan çalıştım da bak işte... Yorumlarda da görüyorum, siz de diyorsunuz. Abi şunları yap ya. Yap öyle git, garanti. İşte öyle yaptım da bu oluyor. Abi o yüzden her fırsatı değerlendiriyorum. O yüzden bazen bir şeyleri yırtmıyorum. Sonra yırtarım diyorum. Dikmiyorum, almıyorum, sonra okurum diyorum. Çünkü o sırada keşfetmemiz lazım. Ulan bir gaza geldik, heves ettik. Bir saat daha okuyalım diye. Aa işte. Al oku şimdi. Neyse, yapacak bir şey yok. Okuyalım bari. Nerede o kitap? Al. Yaban mutfağını araştırdım bak sinirden. Şu bitsin bari bari. Neyse, bugünün ilk böyle kaç ne oluyor? İlk yarım saati satış gibi. Satış değil canım, kendimize yatırım yapıyoruz. Bak kitap da okuduk. O da tamam. Kendimize yatırım oldu. Güzel. Ama bir de tamam. O kitapla da işimiz bitti. Bir tek bu kaldı. Bunu da okudum mu tamam. Kitaplarla da işim bitiyor. Tamam. Gerçi düşününce de yalan yok. Hakikaten bu defa da şey oynuyoruz biraz. Zaten hele geçtiğimiz bölüm çok hararetliydi. Bu defa mümkünse gene vericiyi yapalım. Gene mutlaka bir görev yapacağız. O net. Belki bir de bunker bulacağız. Yallah köyüne hadi. Ha ne diyordum? Git lan dayı oğlunu da çağır. Ha. Ama bu defa şey, gerektiğinde yemek de yapalım. Kitap okuyup level'larımızı da atlayalım. Aa bak ne de güzel olduk diyelim falan. İyice her şeyi de gösteri gösteri de gitmek istiyorum. Bazen hakikaten şimdi düşününce evet. Sürekli aksiyon olsun, koşturalım istiyorum ama ya bir yandan da şey de olsun evet. Ben size bir pide de yapayım. Onu da görelim. Onun zevkini de yaşayalım falan. Tamam neyse hadi. Rahat rahat sıkarım da işte kurşun bitti. O kadar. Ay havaalanındaki bunker. Havaalanında da bunker var ha. Ama oraya şimdi dönüşte gidebiliriz. Yani bir gündüz kurda headshot attım. Akşam size Ramazan pidesi yaptım. Gece kuzey ışıklarında bunker buldum. Böyle yani. Evet evet. Evet bebeğim devam. Şimdi bir dakika dur. Odaklan. Mağara sistemi burada.
şey buradaydı. Aa, kısa dalga kulesi çiftliğe gidebilirim. Kesik tren yoluna gidiyor. Bir dakika. Ama kesik demir yolundan dağ kasabasına yol yok. Yol yok. Gizemli göl, tatlı vadiye, dağ kasabasına gideceğiz. Dağ kasabası içinde karşıya geçeceğiz. Çünkü kasvetli körfezden, masum gözükmüyor ama anladınız. Sola harap bataklığa yeşik mağaradan, buradan yukarıda bir yerde dağ kasabası. Yani tam karşımızda bir yerde. Tam karşımızda bir yerde. Sen değil hocam artık, sen bir işimize yaramazsın. En az 3 çubuk, şans çubukları. Uy, kurban olurum, hasır otusa. Bu arada kitap okurken bile çok yoruluyor ya. Güya full uyumuştuk, halimize bakın. Ama şeye gidecek kadar yolumuzu buluruz. Şu kulede kesin mermi vardır ha, gidebilsem. Zafer, anteni onardık ya. Geçen bölümü onardık. Oraya geçemem değil mi? Yo, aslında bir dakika. Bir dakika, geçerim. Bizde formüller, çareler tükenmez. Teşekkürler. Teşekkürler. Harap bataklığın da tüm haritasını çizdik ha. Yüksek pusu yeri. Aa! Ulan bu girdiğimiz kuleymiş ya. Burada 3-4 tane kule vardı diye. Tamam, problem yok. Tamam, zaten şuradayız yani. Şu. Yo, bu avcı kulübesi. Yüksek pusu. O zaman burayı da çizelim. Gelmişken burayı da çizelim. Lan avcı kulübesiymiş işte. Mekanın adı yüksek pusu yerim. Ben de farklı bir kule diye sandım. Tamam. Problem yok. Oho. 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 Oh. Hadi o zaman. Çok verimli ilerlediğimizi söyleyemem şu ana kadar. Ama bir şeyler de yapıyoruz yani. Bu defa geçtiğimiz şeye göre çok daha sağlamız. Bir de mermim olsa müthiş olurdu ama neyse. Zaten raylar orada. Gündüz gözüyle bu ışığı kaybetmeden dağ kasabası yolunu bulmam lazım. Yani bunu tırmanacağım mı? Tırmanacaksam şey çakacağım. Adrenalin çakacağım. O da var gerekiyorsa. Mağaramı bulacağız gene. Ne yapacaksak yapacağız, bulacağız, olacak, bitecek. Yok, sıçtık. Buradan değil. Buradan değil. Buradan oraya kesinlikle geçemem. Ah.
Yok ya. Sen de tatlım iyice uyku düzenini bozdun ha. Bir gece geç uyanmana izin verdik diye. Yok öyle bir dünya. Güneş tepede hatta akşam ezanı okunmadı, esnemeye başladı paşam. Oldu, yayına bir saat kala da uyuyakal. Feriha. Mükemmel. Galiba artık kurtlar da akıllandı ya. Biz bu kızın peşini bırakalım, bu bizim götümüzü kesiyor dediler gibi. Kurt mu avladı lan? Tam laf sokarken mi şey yaptın kardeşim? Aslında birkaç et alıp pişirsek kurt çek. Yemek için değil de kurtları yemlemek için fena olmazdı. Leş var ama o çok uzak. Büyük ihtimalle benim vurduğum kurtlardan biridir ya. Ayı vardı lan burada. Bismillahirrahmanirrahim. Şu uzakta gitmediğimiz kulübede 16 tane daha kömür var bu arada, hatırlıyorsunuz. Bırakmıştım oraya. Yok, almayacağım ya bunlar dursun burada. Ayı yok değil mi lan? Burkulma riski falan yok. Çıkar onu aklından, sensin burkulma riski. Bu kule ne? O kule ne? Bu kule ne? Bak şu. Şu anda göremiyorum. Buradaki bir tanesi bizim geldiğimiz yol ve ha şu. Şu bizim yaptığımız kule. Bu da o zaman dağ kasabasının kulesi mi acaba? Bu kule ne? O kule ne? Yani. Kim o kule ne diyen? Roxy. Hep senin suçun. Şimdi o şey olacak. Bu kule ne? O kule ne? O kule ne? Olabilir değil mi, mantıklı? Sanıyorum Tayland'dan şu anda 50 çay geldiğine göre, sevgili Tayland Altınova'dan. Ananı sikim ayı sesi. ...1500 beyin oldu, görüşürüz. Lan korkudan şeyi kaybettim. Hay sıçayım ya. Neredeydi? Neyse, burada bir yerde işte. Tamam, iyi kaçtık. Deparımı onun için saklamıştım. Deparımı bugünlere saklamıştım. Sorun yok. Hiç sorun yok. Keşke kahve olsa. Evet. Hah, bak kule gözüküyor, gördünüz mü? Bak. Nasıl gidiyor bilmiyorum ama kuleyi görüyorum. Buraya çıkarım lan ben şuradan. Ama görevlerimiz arasında burası... Bu ama dağ kasabasında değiliz ki biz hala. Şeydeyiz. Harap bataklıktayız. Eğer o dağ kasabasıysa oranın... Yok, bu normal bir... Ne bu? Ne bileyim. Neyse, gidelim yanına. En azından belki burada çıkar, kablo çıkar. Anlatabildim mi? Kartal gözü Max Payne.
Ayı kovalayınca, götüm sıkışınca gözlerim şıpıdık olur. Hadi be, hadi Skyrim'de balım. Hadi yavrum, hadi, hadi ittir kalktır, hadi dolandırma, hadi evet oluyor, oluyor, net oluyor, olmuyor. Hadi kızım, hadi tatlım, dolandır, dolanacağız. Sakin, çünkü yüküm ağır, ayağımı burkabilirim, çok koşmuyorum o yüzden. Aşırı da yorgunum, tahmin edeceğiniz üzere. Bu bilek burkulur bu arada, evet. O yüzden hiç koşmuyorum. Ha. Eğimli yerde koşmuyoruz. Buradan dağ kasabasına geçişi bulabiliriz bir şekilde. Hava da güzel. Yavaş yavaş geçeriz. Belki bir saat uyur, azıcık bir dinlenir yürürüz. Bir şeyler olur. Çünkü aşırı yoruldum. Evet. Ama burada kesin bir sandık ve işimize yarayacak lootlar vardır. Kısa dalga kulesi. Thank you very much. Şimdi dalgayı bırak. Şey nerede? İşime yarayacak kutun nerede? Kutu nerede? Ha, oha, ha, ha, olur, tamam. Evet, evet. Şunu kırsam ne kadar? Bir saat çok ya. Bir saat. Ha, laptop var lan. Yemin ediyorum ne güzel açtık burayı ya. Bu arada haritanın genişliği de şaka mı şu şeyin? Şu anda bu harita harap bataklık. Tamamen bizim kontrolümüzde. Tam karşımızda kule var. Vagonlar orada. Tamam. Acız doyalım. Doğru. Hem de envanter azalsın. Tuzlu kraker suyumu bitirir. Yemek tükendi. Yemek bulundur. Yemek bulmakta sorun yaşayacağımızı sanmıyorum ya. Biz kendimizi sağlamalım. Kitap okurken falan filan çok gidiyor ama. Kitap okurken hem çok yoruluyorum. Lan insan okurken nasıl yorulabilir bu kadar? Tam tersini ruhunu dinlendirir falan. Evet, şimdi buradan bu çizdiğim harita bana herhangi bir geçiş gösterdi mi? Yok. Arkamda ceset varmış, onu öğrendik. Şurada. Bu arada bir sonraki tamirat için gerekli her şey var. Bir tek hurda eksik. Hurdayı da testlerim olduğu için halledebilirim. Oo, tükendi tamamen. Peki çıkış nerede olabilir? Buradan geçiş nerede olabilir? Fikirlerinizi alayım. Yani bu dağ diplerinde bir tırmanma ya da mağara olabilir, değil mi? Başka bir şey gelmiyor aklıma. Bu yönde bir ip ya da mağara bulacağız. Bu kadar. Ha, en az 3 çubuk demiştik. Nasıl kaçırdım lan ben o cesedi? Nasıl ya? Neyse aman.
Gün ışığını kaybedemem. Buradan yol var mı aşağı? Geçilir mi, ne diyorsunuz? Burada bir şey görmedik değil mi? Burada zaten tırmanılacak bir dağ olduğunu sanmıyorum. Arkada kaldı geçiş. Ha, nasıl ya? O zaman burada bir mağara ya da ip var, öyle mi? Ha, dur şuna bakayım. Şuralarda... Yok yok, dereyi takip et. İleride abi nehri geçince. Yere iniyor. Aşağı iniyorum o zaman. This'll come in handy. Nehri takip et. Biz buradayız. Nehir dediğiniz şu nehir mi? Yoksa tepede burada bir şey mi kastediyorsunuz? Nehrin öbür yanı nasıl ya? Ne demek o? Aşağı değil, yukarıda. O zaman şurada bir nehir gibi bir şey var galiba. Şundan bahsediyorsunuz. Yani kule buradaysa bu tarafta bir nehir var. Tamam, doğru. Tamam. Az önce kuleden sol. Ya evet, burası. Şu. Donmuş nehir, doğru. Evet. Ama ben de ne bir eyvah, eğer şeyse saat diyorum, hava. Ulan bir saat de olsa yatsam. Dondur ince buz mu, koşamıyorum çünkü de. Bu ince buz. Ben buradan geçemem şu anda. Burası tamam da şuradan inşallah böyle götün kenardan yol vardır. Dışarıda da yatmak istemiyorum. Ha, burayı haritayla çizeceğim tam buradan. Çünkü çok iyi gözüküyor. Çünkü müthiş gözüküyor bu arada. En iyi haritalandırdığımız bölge olabilir bu arada. Ama geçiş hala... Ha, mağara, tamam. Bebeksiniz, harikasınız. He, olur ya. Olur, ben yatarım burada. Bana uyar yani. Tamam, bence güzel ilerledik, yatmayı hak ettik. Ama bir mağarada ilerleyip bir loot bir şeyler yapalım da öyle yatalım. Bu arada çok hunharca harcadık şu şeyi, yakıtı. Ama inşallah gene gelir diye umut ettik yani. Gel hadi. Adettendir. Bir kömür alayım, daha fazlasına gerek yok. Şimdi diğer görevimize gidiyoruz. Güzel. Bozanacığın mekanıydı değil mi? Dur bakayım, bir dakika teyit edeceğim. Tabii dağ kasabası Bozana'yla gelmişti, doğru. Ana aman, Black Rock 4. bölümle gelmişti. Hapishanenin olduğu yer. Dağ kasabası
Şey zaten normal haritaya eklenmişti. Avcı. 3'te ne olmuş lan? Ha 3'te kaza. Uçak kazası. Astrid. Kilise. Hastaları şey yapıyorduk. O hangisiydi? Terk edilmiş topraklar mı? Kül kanyonu mu yoksa? Hangisiydi acaba? Onu şimdi şey yapalım. Taylan bu arada az evvel teşekkür edemedim. Ayı kovaladığı için tekrardan teşekkür ediyorum hediyeler için. Bu arada sevgili Onur Cavit. Onur! Onur bakayım. 8 dakika önce göndermiş. Buradasın Onur abi, sen geçen de 100 tane daha göndermiştin. Ben o Little Campin'in şeyinden okuyamamıştım. Ondan sonra içime oturdu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Bazen evet. Bazen o kadar hararetleniyor ki yetişemiyorum. Hikaye eklendi. Evet. Ne güzel. Aslında çok güzel geliştirmişler şeyi. Haritayı güzel büyütüyorlar. Hikayelerle, challenge'larla falan. Öyle laf olsun diye de hani bir bölüm koyuyor. Dur bakayım burada yatayım ben ya. O bölüme de uygun bir şeyler de yapıyor ama. Ama böyle plelü. Anladık canım. Görkem 20 çayda Görkem'den geliyor. Şunu aldım. Şunun içinde kesin vardır. Kesin içinde yakıt vardır, onun için aldım. Hehehehe. Şimdi onu nasıl yapıyorduk? %99 eylemler yakıtı boşaltma yok muydu? Bunda daha çok yakıt var. Bunun yakıt rezervi 0.96. Dur. 0.32. Ben bunu attığımda yakıtı bana gelir mi? Ben onu anlamak istiyorum. Ya da yakıt geldi mi? Ha topla içinden oluyordu o da. Pardon. Ben topla deyince sürekli kırıp dökme gibi anlıyorum ha. Benim eşekliğim, haklısınız. Dur. 0.32 0.96. Eylemler topla dediğimde hurda metal alıyor ama. Yakıt gelmiyor. Ama hurda metalde olur mu? Olur kardeşim. Gırç. Çınk. Çıpıs. Gırç. Aslında bunlar doğru. Burada demir testeresine gerek kalmadan biz buralardan hurda metalleri çözebiliyoruz bu arada. By the way, doğru söylüyorsunuz. Bunu da taşıyorum ha, 1 kilo. Ben bunu taşımayayım ya. Ya ben bunu taşımayayım arkadaşlar. Sonra da kızıyorsunuz. Neyse dur, fırsat bu fırsat. Daha gece olmadı, gündüz var ya. Rahmetli'yi aradım mı lan ben? Daha gece olmadı, gündüz var ya, ne yapacağız? Dur bakayım. Suyumuzu da içeceğiz. Yakıt geldi mi? Ha. Ne yapacağız arkadaşlar? 4 saat ben okuyamıyorum. Ha, okuyacağım sandınız değil mi? Siz gidi çakallar. Ben de okuyacağım sandım ama kısmetliymiş. Okumayı çok isterdim. Ama yorgun olduğum için. Şeyle de alakası yok. Yatıyorum ben. Sonra biraz daha okurum. Sonra bir daha yatarım. Gündüz bir koyarım. Mua. Baby late. Baby boy. Baby'm su. Baby'm föşürt. Ulan keşke biraz daha kömür alsaydım ya. 3-4 saatlik ateşe... Ama çıkışta da kömür buluruz ya. He buluruz yani. 3-4 saat okuyacağım ben. Nasıl olsa daha gündüze var. Daha sabaha çok var. Gitme be yarim. Fırsat bu fırsat. Okuyalım bebeğim. Bıraksalar sabah akşam yatarım valla. Ya ben dedi abi işte bir yayına doğru uyku hali geliyor Onur. Ne yapacağım bilmiyorum. Ama çözeceğim. Çözeceğim. Gerçi bir zahmet de gelsin. Her hafta 4-5 yayınımız var. 4 minimum var zaten. Videolar kurdur bulur derken olur yani. Tam bunu artık yakabilirim. Bunu okuduk. Sen kal. Ben kitap okuyacağım. 3 saat kitap okuyacağım.
Al işte, al. Araştırdım, mutlu musun? Ne hı, kitap okuyorsun. Ateş kaç saatlik kaldı? Ateş de bitti. Bitiriyorum bu araştırmayı da. Al işte, verimlilik mi? Verim Verimdaroğlu. Verim Yerimdaroğlu. Dur, karnım tutamışım. Suyumu da içeyim. Bitti mi, bitmedi? Ah, bitir kitabı kardeşim. Al. Kitaplar da okundu. Görkem bu arada. Teşekkür ediyorum tekrardan çaylar için. 20 çayda sevgili Görkem Erek'ten geldi. Hah. O kitabı da atıyorum buraya. Ya da yakmayayım ya. Tamam. Tamam bebek. Şimdi bir şeyler atıştırıp iyice güneş de tepeye çıkana kadar da dayanamadım, yedim, bir adetlendir. Hatta onları tamamen bitireyim artık ya. Bu arada yemeğimiz resmi olarak bitti. Gittiğimiz yerlerde hayvan gibi yemek tutlamamız lazım. Tamam. Başka ne yapacaktım? Suyum var. Güneş doğmak üzere ve ayı gibi yorulduğum için bonus almak adına bir bitki çayımı içiyorum. Harikulade gelişmiş dinlenmeden yararlanarak 8 saat uyku gömüyorum. Full kalkmam lazım ve güneşin de hani öğleden sonra olması lazım. Full olmasa bile bakayım. Tamam, öğleden sonra %95. Ben buna verimli derim. Ve envanterimiz 30 kilo. Yalnız yolu unuttum gene. Ulan her şeyi güzel yapıyorum da. 4'te kömür aldık. Yukarı çıkıyorum galiba, değil mi? Tabii yukarı. O ne? Ne kısım? Dur. Burada bir şey olabilir mi? Yok, bura geldim ya zaten. Ha, çıkışın ağız dibindeymişiz. Ulan kesin bu lazım olur ha. Aldım. Onun orada olmasının bir sebebi vardır. Büyük ihtimalle bir yere asarız, zaten envanterimizden çıkar. Üh, bok gibi hava. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bana hiç sormayın. Ben size dedim, ben uyandığımı şuurumu kaybederim dedim. O zaman aşağı iniyordum. Ben yukarıdan geldim, o halatı nasıl görmedim o zaman? Ben burayı nasıl ya? Bunu nasıl görmeden şey yaptım ben ya? O zaman... Ama neyse, yemek şu anda yok yok. Neyse bak, yolu kömürlerim ben dedim işte. Tamam. Çok karanlıktı, evet, ondan görüyorum. Sağdan ya, aşağı gidecek her yolu aşağı gidiyoruz yani. Tamam yavrum, farkındayım. Biraz sana ağır taşıttığımızın farkındayım. Mesela bu yol. Ya aç kalmayacağız, bir şey olmayacak, merak etmeyin ya.
Gittiğim... Ya dağ kasabasına gidiyoruz. Orada yemek bulamama ihtimali var mı sizce? Oğlum nasıl oluyor ya? Lan harap bataklığın iki girişi mi var? İki mağara girişi var. Harap bataklığın bu mağara sistemine iki yerden mi girişi var? Aaa! Her gün yeni bir bilgi. Ayol. Aa, bunu bilmiyordum ben. Lan geldiğim yere döndüm, ben de biliyorum. Ama öbür taraf da harap bataklık. Harap bataklık olmayan tarafı lazım. Ben bu arada yeni öğrendim. İki mağara girişi olduğunu, mağara sistemine harap bataklıktan iki giriş olduğunu şu anda öğrendim ben. O yüzden şaşırdım. Ben bilmiyordum yani. Gerçi bilmemem de normal de yani. İşte yeni bilgi, her gün yeni bilgi. Yani mutlaka aranızda bilenler vardır da. O zaman ben nasıl bulacağım lan yolum burada? Sağa sola başka bir yere döneceğim. Mesela buraya. Peki yukarı doğru mu çıkacağım acaba? Aşağı doğru mu çıkacağım? Mesela bu yukarı doğru çıkıyor. Mağara içinde kömürle mağara içinde kömürle çizemeyiz. Buraya geri geldik. Bu yukarısı da harap bataklığa çıkıyor. Ya şunu söndür, boşa yanmasın. Şimdi bak, burası harap bataklığa çıkıyor. Cepte. Öbür tarafta harap bataklığa çıkıyor. O zaman geri yakacağım bu arada. Şuralarda bir yerde bir yol olmalı. Az önce çıktığımız yer doğruydu ama harap bataklığa çıkıyordu. Ha! Acaba oradan çıktın, yine harap bataklığa çıktın ama tatlı vadiye, pardon, anladınız. Milton kasabasına geçiş buradan. Yani doğrudan Milton'a çıkmıyorsun da beynim durdu. Doğrudan Milton'a çıkmıyorsun da gene harap bataklığa çıkıp oradan Milton'a geçiyorsun. Mu? Dur. Tamam, çünkü buraya gelmemiştik. Buraya her türlü yeniydi. Gene buradan ben harap bataklığa çıkıyorum. Ama kasaba geçişinde buradan yapıyorum o zaman. Bence çok mantıklı bir analyzing şelale yaptım. Analiz şelalesi yaptım. Bak. Evet, tekrar harap batak bok gibi hava. Ama şey geçişi de buradan. De havada keşke çizebilseydim. Çok kötü ya. Ay, bir saat oyalansam mı ya? Çizmek istiyorum ben burayı ya. Taş yok mu taş? Taş atayım mı la size? Ha? Taş da yokmuş. Ha, su için, pardon. Burayı da çizmek istiyorduk ama. Ne la? Çizmiyorsun değil mi? Kesin çizmezsin. Al çizdi. Ha. Hele. Bura. Görmüyorsunuz, bataklık bayır işte, anladınız. Hele. Oha bu. Lan burası nasıl bir merkez noktaymış. Vay. Annen mektup yollasın. Vay anam vay. Ulan iyi, tamam, şu geyiğin etini alacağım, yeter be. Almadık. Sürekli karşımıza ölü geyikler çıkıyor. Tamam, verin etini. Kaç kilo etim var? Al, pişireceğim. Üç maşallah. Arkadaşım. Anladım ne geyik sevdanız varmış. Alın size geyik. Al. Al, herkes mutlu olsun. Al, hızlandırıcıyı da kullanacağım. Hiç uğraşamam şu anda. Al, bu da kömürello. Al, 2 saatte ateşello. Kaç saat sürecek? 2,5 kiloyu almam. 54 dakika.
Ateşin başındayız. Kurtlar hiçbir şey yapamaz. Çok fena. E madem o zaman deme. Bağırsağımda kurtlar çıkana kadar devam. Suyum da bitti. Al onu bir ye. Ye onu ye. Ye. Kurtlanacağım ben ya. Al bunu da ye. Tamam. Çek meşaleyi. Hadi gidelim. Wow. Ay. Sen ne diyorsun ya? Buyurun. Otçularda parazit riski yok. Ha. Leşke kedi de başka olur. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Meşaleyle de çok güzel gözükmedi mi? Eldivenli meşaleyle. Şuna bak ya. Öf be. Mola olmaz. Molayı vereceğiz ama şeye girdiğimizde ben de hem lavabo hem de bir kendime bir şey yaparım. Sallama çay yaparım. Tamamsanız tamam artık tamam olun. Gün batımı çünkü şey oldu. Gün geceye dönüyor. Nasıl ben daha evvel buraya geldim mi? Ha, gölün bu tarafına geçtim. Tamam. Gideceğim yerde o taraf. Ama ben ne zaman buraya geldim de... Yemin ederim kafam şu anda o kadar karıştı ki. Ha başka ateştir de olabilir mantıklı. Neyse arkadaşlar özetle buradayız. Herhalde şu bataklık bayırının bu yönde bir yerde çıkışı bulacağız. Aa bu arada buraya bataklık bayırı yazıyordu. Ben bataklığı görünce direkt bizim bataklık sandım. Teknik olarak aynı bölge ama farklı bölge. Harap bataklıktayız ama bataklık bayırındayız. Wow. Ulan yine kitap okutacaksınız bana. Bu defa ne okuyorum? Avı parçalama. Ya niye tavşan ama? Neden tavşan ya? Goosebumps. 10 saat. Yani hocam bunu okumasam da olur ya. Teşekkürler. Neyse alayım yakarım. Çünkü 10 saat de çok yani. 10 saat çok. Hayır. Yemek için kullanacağım. Artık çay için bunları toplamak zorundayım. Geride kaldı tırmanma yeri. Şimdi bakın haritayı çizdik. Şunları da alayım da. Ve işi mantarlarını aldım. Şu yol, şu patikadan mı? Burada bitti zaten. Bir dakika şuraya da bakacağım. Burada bölge bitiyor. Değil mi? Bundan sonra zaten dik huş ağaçları, huş kabukları. Al bundan bir tane daha alayım adettendir. Burada iş bitiyor. Şuralarda bir yerde bir şey arıyoruz. Ay ne kadar güzel gözüküyor ya.
Allah Allah, gün batım renkleri ne kadar tablo gibi ya, şuna bak. Gerçekten yağlı boya. Şura mesela, şura değil mi? Helal kız, iyisin, iyisin. Evet, artık mümkünse çıkalım Arap bataklıktan ve dağ kasabası. Nihayet dağ kasabasına geldik. Şimdi görev anız. Dağ kasabasındaki vericiyi onar. Tamam. Burada da bunker varsa, ama burada bunker görevi yok. Ya da belki onarınca çıkacak falan. Tamam. Biz bir vericiyi şey yapalım. Onaralım. Vericiyi gören ses etsin. Ulan bunlar ince buzla bokuyorum. Evet kardeşim, anlat. Hoş muydu bu yaptığın? Bu yaptığın hoş muydu? Değdi mi? Ha? Gözlerin ha? Değdi mi lan? 5,5 kilo etin de var ha. Ama yemem. Yemem. Öldü lan o fişek yani. Pelincim, o fişek böyle bir şey yani. Girdi mi deler geçer. Bura ince mi? İnce mi lan? Lan koca götlü tavşan kardeş, yat kalk bana dua et ha. Teşekküre mi geldin koca götlü? Öldürdüm ben kurdu, yiyemez seni, tamam. Aa, çizmeyi unuttum, doğru. Çiz çiz. Şu manzaraya. Ama bir boka olsun. Aha, dayı oldu geldi. Gel lan. Gel gel. Gel gel. Aa şey, tabi mesafe bu tüfek gibi değil. Tabi bunun mesafesi doğru. Bunları alıyoruz çünkü bitki çayı ve kahve bittiği için, biliyorsunuz bunlardan yaptığımız çaylar karın da doyuruyor aynı zamanda. Hem bonus veriyor, uyku bonusu, dinlenme, iyileşme bonusu, hem karın doyuruyor. Hem de susuzluk gideriyor, hem de ısınma veriyor yerine göre. Daha fazla abartmayacağım ama o iki tanesi de kalsın. Onlar da yarın bir gün belki buraya acil bir durumda gelirim. Bu iki tanesi hayatımızı kurtarır. Geleceğe yatırım gibi düşünün. İşaret kulesi gören var mı ya? Karşıya direkt geçmeye korkuyorum yüküm ağır diye. İnce şeyi yok. Reload edeceğim. Ediyorum. Aa, üzerimde et var. Üzerimde et olduğu için geliyorlar. O eti de pişirip yemem lazım. Yoksa kurtulamam. Şanti, şimdi reload ettim. Evet.
Oo, bir bok görmüyor. İşte şimdi patladık. Ne kötü oldu. İnce buz yok değil mi lan? Bak çok korkuyorum ince buz olacak diye. Salak gibi ısıtıcı, hızlandırıcıyı da boşa kullandım ha. Lan ya bir fırtınada ateş yakmamız gerekse? Salak. Tamam, ince buz olmadığında artık güvendiğim için şeyim. 37 kilo. Ay, halat taşıyorum çünkü. Allah'ım yarabbim, halat taşıyorum ben 37 kilo. Şu gereksiz hayatta okumayacağım kitabı taşıyorum. Bunu niye taşıyorum yarım kilo? Okumayacağım ben bunu. Hayvan leşini iyice parçalamak benim umurumda değil ya. At ya. Bunu niye aldım? Şu testereyi niye taşıyorum ben? Sırf siz kızıyorsunuz diye taşıyorum. Ama o kitabı yakarım ya. Dur lan, buraya kadar getirmişim, yakarım. Ver. Zaten yorulduk. Yakarım yani. İpe gerek yok ama o ipi ne yapacağım? Ozan, buraya bir yere bırakacağım. Come on, little fire. Ben bu ipi bu ortalıkta bir yere bırakacağım. Lazım olursa gelip alacağım. Başka şey yok. Oh yeah. Oh yeah. Aa, ateş yakma 3 oldu. Üşümüyorum ama. Bir yerde bulamadık ya. Eti pişirip yiyip üstüne suları içip meşaleyi alıp şey yapmamız lazım. I wonder if I can drop any of this gear. Surrounded by snow and bunu bitirdim. Nothing to drink. Otçullardan olmuyormuş. Yalla. Gel istiyorsan. Kahve yok, olsa yok. Halatı bıraksam mı ya? Ya bir kulübe, hani bir ne bileyim, bir kule, bir kulübe, bir şey, herhangi bir şey bulsam oraya bırakacağım. En azından hani yerini biliriz. Gerektiğinde döner alırız. Sürekli üzerimize taşımanın manası yok. Ama gideceğimiz yolu da bilmiyorum ki şu anda ben. Hiçbir şey de anlaşılmıyor. Karşıdaydık.
Çevreyi geziyoruz böyle. Şu tepelerin ardında bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Yok, şu anda bırakmayacağım. Buraya kadar getirmişiz sonuçta, gelmişiz. Milton Havzası. Bak, bu güzel. Well, this stuff will come in handy. İnce buz olma. Biterim. Bu yol bizi bir yerlere götürecek. Telsiz çalışmaz. Telsizin çalışması için kuzey ışıklarının Aurora'nın olması lazım. Aptal tavşan, koca götlü, git buradan. Mağara mı? Yok, bizim ya. Ne ayısı be? Yok ayım ayı. Şu ne? Bir dakika, bura beni, bura geldiğimiz yer, şu karşıda baktığımız yer, geldiğimiz yer. Uyku tulumuyla uyuyabilir miyim ya? O taraflarda değildir, oradan geldik. Gerçi şu taraflara tam bakmadım ama burada gözden bir şey mi kaçırdık? Fırtına başlıyor. Bir mağara gibi bir şey. Taylan, çok teşekkürler. Bir beyni hedefine daha ulaştık Taylan. Beynileri böyle motive ediyor. Sollu git, son kez yazıyoruz. Sollu böyle yani Aglaros. Böyle, bu şekilde. Burada bir mağara ya da ip. Mümkünse mağara iyi olur. Taylan, tekrar tekrar kesene beyri. Galiba 2000 beynim oldu. Uyumam lazım ama uyuyacak yok. Müşra üyelik için teşekkür etmiş. Evet, tekrardan ben de teşekkür etmiş olayım ve şuraya doğru gideyim. Burada bir yol gibi bir şey var, görüyorum. En azından küçük bir boğaz, bir vadi. Poseidon, çok teşekkürler. Yine bura geldiğim yer ki. Bura geldiğim yer. Acaba daha geride mi vardı ya?
Agneros, soldan devam et dedim. Bura mı dedim, şimdi abi dönüyorsun dedin. Ama dediğimde bir şey yazmıyorsun ki. Ben yolumu bulmuşum kardeş. Evelallah. Ayı çıkma, ayı çıkma, ayı çıkma ağzını sıçarım. Bir şey çıkmasın lan içeride. Biz yolumuzu bulduk kardeş. Bize çok dönüyorsun diyenler oldu ama onlar dönemediler. Hay sıçayım meşale de bitince bok. Hiç çekilmiyorsun. Bitince hiç çekilmiyorsun meşale. Okey. Burada yatarım. Ama ay may bir şey olur mu ya? Yoksa bu bir geçiş mağarası mı? Yok, bura normal yatılacak bir mağara ve ben burada sabaha çıkarayım. Ayı yok. Ayı olsa görürdük bu vakte kadar. Ya yay istemiyorum ya. Yay may kullanmayacağım ben. Yok. Yay may yok. Çıkarın onu aklınızdan. Burada ayı yok. Çünkü herhangi bir ceset yok. Ayı izi görmedim. Ayı zaten görmedik. Kurt olsa kurt bir bok yiyemez ya. Yer de yemez herhalde inşallah. Ben burada yatacağım çünkü. Çünkü bittim. O şeyi taşımak beni mahvetti. Vallahi billahi mahvetti. Halatı taşımak beni mahvetti. Sıfır şaka. Arkadaşlar son defa söylüyorum. Yusufçum. Yay kullanmıyorum. Almayacağım yay. Bak timeout'u yedim. Yani inat etmenin, spamlamanın bir esprisi yok. Kullanmayacağım lan işte. Sevmiyorum, kullanamıyorum yani. İstemiyorum yaymayı ya. Ne güzel pistol tüfekle gidiyoruz işte. Fişek tüfekle. Günde güzel doğdu ama. Bence şimdilik bu idare eder ya. Dışarıda hava güzelken. Evet, halatı ben bu mağaraya bırakıyorum arkadaşlar. Önce çizeceğim. Halatı da buraya bırakıyorum. Gerekirse buradan alacağız. Aa, ortasına bırakıyorum. Ben bu halatı daha fazla taşımam. Tamam. Burayı da çiziyorum. Hazır havada açıkken. Tamam, büyük çamdalı mağara. Buraya da bak, halatı şey yapması için bir X çizeceğim. Kıyafet diyeyim öyle anlayayım. Yo arandı bir dakika bu. Bu. Bu yönden kaçın. Tehlike. Başka ne var? Ateş yakma. İlk yardım. Ha bunlar yeni mi gelmiş? Malzeme. Haritada gözüküyor değil mi? Tamam. Aa bak malzeme işareti varmış direkt. Tamam. Tamam, burada halat var. Artık net bir şekilde çizdik. Güzel. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Burayla bir işimiz yok değil mi? 32 kilo. Tamam. Su iç. Şey de azalsın. İple çıkmamız gerekirse abi döner çıkarız. Alırız çıkarız yani. Sıkıntı yok. Ya ben bir çıkışı bulayım da saat daha erken zaten. Çıkış nerede? Burada çıkış nerede? Milton Havzası. Mesela şurada mı acaba? Şu iki açılmayan yerde mi hani? Bu mağaranın karşısında mı? Mağaranın solunda mı? Sağında bir şey göremedim. Zaten sol taraftan geldikçe nehrin gölün çevresinde dönerek. Mağaradan düz. Mağaradan sağ. Çay molası. Ha. Sağ çaprazdan. Bir şu çıkışı bulayım da arkadaşlar. Vallahi mola vereceğim. Yani bir eve gidelim, anladınız mı? Bir eve girelim, mola vereceğim. Ben de istiyorum bu arada mola. Şu sağda hani gece fırtınaydı ya. Şimdi belki görebileceğimiz yerler vardır. Zaten burada
iki tane kurdu öldürdük. Birinde korkuttuk. Yok, birini öldürdük, birini korkuttuk. Yükümüz iyi, gücümüz iyi. Aptal götlü tavşanlar. Buzda sağlam buz. Zaten şey değiliz. Fişekle gezeyim. Fişeği reload edeyim. Fişek reloadlu. Orada bir şey yok. Tamam. Tamam, burada bir şey yok. Geziyoruz işte. Burada ne şey gözüküyor yalnız ha. Hem heybetli hem korkutucu, umutsuz. Böyle bakınca umudun soluyor. Bu ne Allah kahretmesin, kayalık, kar, buz. Sevgili Yaşar Ahmet Solmaz, Tayland'dan sonra Yaşar Ahmet'ten de un çay gelmiş. Kesine bereket abim. Teşekkür ediyorum. Alp'in çayı var arada, Alp Kasuton'un. Aha. Ha, buradan hem çizer hem etrafa güzel bakarız. Bak yol belki... Bir çizeyim bir kere tepeden. Donacak bir şey yok. Hayır hayır hayır. Dramatize etme, hayır. Şu tepedeyiz. Tamam. Biraz daha tepeye çıkıp bir de öbür tarafı çizerim. Ha bak, burada yol var. Ama bura yeni bir yer değil. Yeni bir yer değil. Ya şey, yukarı bir yere gitmiyor. Aa, tavşan, evet, tavşanı taşla tutup kafasında taş atıp sonra sevebiliriz zorla. Yapabilirim onu. Hadi bakın ya. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Aha, o halat buraya için. Buradan kestirmeymiş. Bak. Ne işe yarar bilmiyorum. Yok. Bura ha, yok değilmiş. Çok halat bağlanacak bir yer gibi duruyordu da, pardon. Gaza geldim. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Yok, bu kadar. Şuradan bir şey olabilir mi? Buradan bir dakika. Bir dakika. Tabii lan. Biz teknik olarak buraya gittik. Buradan şöyle geldim. Şu taraflara baktım. Şurada arkada bir yol var sanki. Şelalenin oraya inmem lazım. Oradan geldim zaten. Şelalede ne olacak ki? Şu baktığım yer sanki. Ne dersiniz? Şu anda mağara falan nerede bilmiyorum ama şu karşı dağlarda işte mağara. Biz dolandık. Böyle böyle geldim. Buraya tırmandım falan filan. Şu arkada bir yol var. Görememişiz. Şelalenin içinden mi geçebiliyorduk? Hadi ya.
Bu arada hatırlamıyorum tabii canım. Nereden hatırlayayım? Öyle bir hafızam yok arkadaşlar benim. Alayım çakmağı tamam ya. Sizi mi kıracağım? Hafifti çakmak. Al bir de. Hope nobody needs this anymore. Al bakayım az bir şey. Tamam aldım çakmağı. Şelalenin orada diyorsunuz bir şeyler vardı. Aldım. Tamam çakma aldım. Alındı çakmaklar. Şelalenin orada geçiş var. Bu aradığım info. Ama yani şu buradan nereye geçiliyor ya? Zaten dün buraya çıkmamızın ihtimali yokmuş onu söyleyeyim de. O karda fırtına da. O karanlık da. Aa bu ne? Şu ne? Oha! Tabii gece bunu görmedik biz. Keşke fişeklerin altı patlar gelseydi. Niye atamıyorum ya? Ay niye atamıyorum bunu be? Niye iki tane oldu bu? Bunu atmak istiyorum. Neyse. Ha şeyin içindeyim diye. Ooo sevgili inan. İyi akşamlar cemaat demiş Taylan. 550 lira gönderip yeniden çıkmam lazım. Benim de tereke tıngırtıları gezen bu delikanlıyı yalnız bırakmayın eve. Kesene bereket. Bulacağız. Sen dönüp izlediğinde köye ulaşmış olacağız kasabaya. Teşekkür ediyorum. Orada bir kaçırdım. O mesajı da bul. Bir dakika olmaz. Hak geçmesin bir saniye. Ha Cihat. Aa Joshua. Ne haber? Ceremayah. Bir ceremayah der misin benim için? Özdeştik tabii. Ama arayı sen açıyorsun. Joshua. Attım. Az şey olanı attım. Bunu da reload ediyorum. Yemek derdimiz yok. Yemek derdimiz yok. 1.9 kilo var. Yorgunluk biraz vurdu. Neden? At abi. At ya odun nedir? At benim çubuğum var. At ya. At Allah aşkına. At kitabı da at ya. At. İki kömür yeter bana. At. Ha yurt dışı işleri ve firma kuralları. Ha okey tamam. O zaman tamam. Ufkum teşekkür ediyorum. 10 çayda okuldan geliyor. Burada nereymiş ya bu? Adrenalinim var. Adrenalin şatım var.
Şuradan bir yol var. Şuradan bir yol var. Önce bir sağa bakacağım ilk geldiğim şeye. Bunun içine girilmez ki canım o. Öyle bir şey yok lan. Bunun içine girmek diye bir şey yok. Aa, malzeme işareti. Doğru. Buraya harikasın. İşte bak, bu info önemliydi. Buraya malzeme bırak. Yemek ve içecek depolama diyeyim. Yo, ilk yardım diyeyim. Tamam. Çünkü teknik olarak ısınma da aslında şeydir. Tamam. Ha şöyle ya. Evet, evet, evet. Bayağı verimli kullanıyoruz. Neyse, sağa gidiyorum. Buradan bir yol. Yok. Var. Var. Yok. Var mı? Yok. Buradan bir yol yok. Sol, yukarı, şurada geçiş var. Tamam. Sol, şuradan yukarı, sonra buraya, sonrası hayırlısı. Sol gibi, evet evet, soldan devam edeceğim. Kerem, Sedat. Bunları artık almıyorum, yeterince var. Hey. Hey, koca götlü aptal tavşan. Ya sana deptek atıyorum, helal et. Gerizekalı şey. Hadi git buradan. Aptal, git buradan koca götlü tavşan. Git, vallahi taş atarım bir daha. Taş attın mı da tek atarım ha. Ya. Bırakacağım tabii ki be. Lan, bir tavşanın canına kastedecek kadar aciz bir hale gelmişsek, puh, bizim insanlığımıza. Buradan çıkılmıyor bu arada. Şuradan. Aptal koca götlü tavşanı takip edeceğim ben de. Bak, hala duruyor. Oğlum gitsene. Sevdikliğe de götün mü kalktı, şımardın mı? Ulan ne yoruldum be. Ne yoruldum be. Ne yoruldum be. What a wow man. What a yorgunluk. Ulan o 5 kiloluk şeyi boşuna taşımışım işte. Halat burada ya. Bunu alıp öbür tarafa koyacağız. Bilmiyoruz mu sanki? Sanki bilmiyoruz mu biz? Ya! Hak! Adrenalin köpeğiyiz. Bir tane de burada. Peki orada halat var mı? Bu halatı alıp mı götüreceğim? Hassiktir. But I miss you so much. İnşallah bir adrenalin vardır kardeşim. Yok, koşsaydık da yetişemez. Yok, şu imkanı yok bu arada. Mümkün değil. Belki buralarda bir adrenalin bir şey varsa. Neyse, yatacağız, dinleneceğiz, yükümüzü azaltacağız. Bazı şeyleri bırakıp gideceğiz o zaman, bunun şeyi yok. Tırmanamam yani çünkü. Tabii canım, uyuyacağız. Ulan 10 saat uyuyacağız yani, tekrar uyuyacağız.
Gece tırmanışı yapacağız. Kaç kilo var? 30 kilo. Biraz da 7 kişilik 29 kilo ama hala fazla. Hala fazla işte. Hala fazla. Demir testereyi bırakıyorum. Yeter. Levyeyi bırakıyorum. Yeter. Bu defa öyle. Termos var mı lan bunun içinde bir şey? Yok. Bıraktım ha, bıraktım. Hiç bıraktım ya. Abi arkadaşlar kusura bakmayın da. Bok varmış gibi. Ya taşı. Levye taşı. Abi 1,5 saattir taşıyor. Mal gibi taşıyoruz ya. Gerçekten mal gibi taşıyoruz ya. Arada istemiyorum. 2,5 kilo ağırlık yapıyor bunlar ya. Yo istemiyorum yani. Vallahi sabaha kadar ağlayayım, taşımayacağım ya. Koca Milton kasabasında bir tane levye bulamayacaksak da kısmet deriz. Ne olacak ya? Yok taşımayacağım. Ya boşa taşıdığımı biliyorum bir de. Sinirime dokunuyor. Sırf sizin için taşıyorum. Kasabaya gidiyoruz Allah aşkına. Başka ne atabilirim? Çünkü yatacağım, kalkacağım, fırlayacağım. Yemek memek de biraz daha içtim. 25'e kadar çarptım. Full dinlenip çıkıyoruz hadi. Gece çıkacağız ama belki Aurora da çıkabilir şansımız ha. Kuzey ışıkları. Hurda metali ama zaten gidip kendim buldum. Testereyle keserek bulmadım ki. Gittik bulduk hurda metali çok şükür. Gene buluruz yani. Burası nasıl hissedilen yerler? Tamam bu mağarada var. Burayı biliyorsunuz. İşaretlemeye bile gerek yok ama sizin güzel hatırınız için buraya da alet edevat işareti koyayım. Biraz fazla oldu bu arada. Her boka işaret koymuş gibi olduk ama. Olsun. Yok aslında tamam. Mesela burada ne malzeme olduğunu unuttum. Ama kritik bir malzemedir illaki. İyice yiyorum ve yatıyorum direkt. Bitki çayı da içeceğim. Ne kadar hızlı şey yaparsak o kadar iyi. Gelişmiş dinlenmeyi almak için. Başlıyorum. 8 saatle başlıyorum. Gece şansımıza eğer kuzey ışıkları çıkarsa gece devam edebiliriz. Ya da aydınlık olsa. Yeter ki fırtına olmasın. Tüfek mesela, tüfeği de atmak istiyorum. Boşa taşıyorum 1,5 şeyi. Kesinlikle çıkmamız lazım. Bu haldeyken gidebilir miyim acaba ya? Ne dersiniz, çıkabilir miyim bu haldeyken? Tüfeği de bırakacağım. Görmüyorum ya. Ya tüfek kaç kilo? 4 kilo. Tüfeği bırakıyorum. Şu anda tüfeği bırakıyorum. Burada bırakıyorum. Burada yerini unutmazsınız zaten. İki halatın arasına ben bu tüfeği bırakıyorum. Çıkamam çünkü. Kesin benim şansıma bu arada tüfek mermisi çıkar ama yapacak bir şey yok. Kesin bendeki bu şans da çıkar. Şunu da bırakıyorum. Evet. Çünkü buradan çıkabilmem lazım. Nerede bu ip? Bu gece bir şeyleri keşfetmemiz lazım. La korkmayın, fişek var. Korkmayın, bir şey olmaz. Bana güvenin azıcık ya. Dur! Dur lan şeyi söndür. Hadi bakalım sana geliyoruz. Kaç kilo ile geliyoruz? 23 kilo.
Tam dinlenmiş halde değilim ama çıkabilirim herhalde. Mecbur bu arada. %60 dinlenmiş haldeyim. Çıkamayacağız. Eğer şurada çıkıntı falan yoksa. Güzel. Çıkıntı olmasa çıkamıyoruz bu arada. İyice dolmasını bekliyorum. Tabii ki riske girmeyeceğim. Zerre riske girmem. Çünkü yolun ışığı. At. Ya Hakku! Oy, görüntüye bak. İstediğimiz zaman dönüş yolunda tüfeği tekrar alabiliriz. Canlarım kardeşlerim. Ama mermi yok. Tüfeğin de mermisi çıkmıyor. Ne yapayım? Salın şimdi artık. Bu gözyaşlarını salın. Biraz pratik düşünelim. Duygusal değil. Ne yapacaksın? Mermisi yok. 4 kilo. Ne yapan? Var mı lan ibre? Yok, ibre yok. Zaten şey olsa bir düt düt büt düt ediyor. Pragmatik. Ama aynı zamanda pratik de dedim yani. Practical lan Türkçesi ne oluyor işte? Aha işte. Kaç hurda var? How much, how many hurda we have? 3. 2 tane kesin orada çıkar bu arada. Yatamaz. Yatmak diye bir şey yok. Telsizle ilerleyelim değil mi? Burada da bunker mankır çıkar belki. Aa bak şimdi fark ettim. Maviye geçince bunker işareti çıkıyor. Sarıda... Anlamadım. İletişim tüpü mü ne o? Ha sarı da loot. Tamam. Mavi bunker. Sarı loot. İbre sağda ama şu anda yok. Çok acayip bir at görüntü ya yalnız. Hani oyunda yokluğa ve hani elektriksizliğe, teknoloji olmamasına bilmem ne o kadar alıştırıyor ki seni. Bir ışık görünce heyecanlanıyorsun ve çok büyüleyici geliyor gözüne. Oo kardeş. Anladım ben. O ne? O yanıp sönen ne? Aa kasabayı buldum. Fuck you very much. Lan. İşte bu. Bozaram evinde yoktur. Gideriz. Şimdi bebişler gibi yatabilirim. Kulenin yeri yakın zaten. Yarın kule tamirine gideceğiz. Bu gece uyuyacağız yani. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar bebeklerim. Tabii ki yatıp uyuyacağım. Ama bir bok görmüyorum yani onun için.
Burada da çıkar, o da çıkar. Bu ne kitap ne? Gerek bile yok artık yani. Havuç, oh, yemek yaparız. Yiyecek işlerini de şöyle çözelim. Ben size yemek de yaparım. Neyse, şimdi buraları lootlamayla uğraşmayacağım. Gidelim yatak odasına. Yatağınız nerede oğlum? İlla kendim mi döşek atayım yani? Neyse. Susuzluk sorunumuzu da tam çözelim. Biliyorum tatlım. O yüzden bitki çayını içiyorsun. Öyle uyuyorsun. Bam! Nasıl? Bu hala mı? Şaka yapıyorsun. Hala mı dinlenemedik yani? Ne diyorsun ya? Çılgınlık bu. Ben nasıl bir yorulmuşum böyle ya? Enerji içeceği içtim, adrenalin çaktım diye oluyor herhalde. Bir 4 saat daha uyu. Günaydın bebeğim. Hiç de aydın. İşte bu kadar ya. Oo. Tamam, mola vermek için artık çay kahve molası için ideal bir noktadayız. Ama sittin sene dışarıya çıkmam. Çünkü biliyoruz o kurtların neler yapabileceğini. Başımıza neler gelebileceğini. O yüzden Last of Us vari hatırlıyorsunuz. Last of Us'ın ana menüsünde şey vardı. Pencereden böyle süzülen ışıklar vardı. Tam size Last of Us mizanseni bıraktım. 5 dakika hanımlar beyler, saatlerimiz tam olarak 10.30-10.35'te. Tekrar 5 dakika sonra devam ediyoruz. Çayınız, kahveniz ihtiyaçtır. Odur, budur, şudur, şıpıdıktır. Sizde bereyi de artık biraz çıkarıyorum. Kafam tencere gibi oldu. Kasabada 6 patlar var. Bizde de 25 tane mermisi var. Musa. Ha, tavuk götü gibi kalktı saçım. Çok iyi lan. Bayağı tavuk götü gibi. Tamam. Mola. Su içeriz ya, bir şey olmaz.
Getting a bit thirsty. Beş dakika dedim, 6 dakika olmuş. Helal edin. Olur o kadar. Oyun durduruluyor ama ben bilerek durdurmuyorum. Çünkü şunu yaptığım an... Hani... Gidiyor, atmosfer gidiyor. Olmaz. Onun yerine güzel, güvenli bir yer bulup... Böyle bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi... Bir kere oyunun sesini biraz açacağım. Öncelikle. Ben tuvalette baktım. Fazla kısık. Bir tık açacağım. İki, su yok. Tuvaleti nerede lan buranın? I'll take it. Burada iki tane daha hurda bulduk mu buranın işini de tamamlarız. Tava var. Ama yani... Şu anda yemek yapabilecek durumumuz da yok. Tuz gene ekstradan alayım. Yemek yapacağım bu arada. Bugün burada da yemek yapacağız. Artık ne yemeği yaparız bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız. Nobody needs this anymore. Tulumumu falan aldım mı burada? Dikiş seti alayım ekstradan bu. Yenir yok, rüzgarlık tamam. Kıyafetlerimiz, her şeyimiz tamam. Kıyafetle ilgili bir şey diye ihtiyacımız yok. Tencere alacağım. Tencere bulursam tencere alıp diğer kutulara atacağım. Tencere olsun yani, küçük kutularla sürekli uğraşacağımıza. Gidiyorum burada. Aha. Milton evi. Milton değil, bozanamızın evi. Milton Bankası. Milton Postanesi. Bozanam. Anacım. Tahmin ediyorum evde yoksun ama olsun. Anacım. Bozanacım, ben geldim. Dur lan, dışarıda şeyim var mı? Buraya gelmeyelim diyor. Amma çok oldu. Su alacağım şimdi. Bozanamın evinde vardır ya. Bozanacım, sen burada şurada otururdun bu sandalyede. Bozanacım. Gerçi kadını niye ölmüş gibi şey yapıyorum. Benim canım bozanam burada işte. Şöminesini yakardı, başında otururdu. Hey gidi, arkası niye öyle parlıyor? Öf, et suyu çorba, bir şey diyeyim mi?
Şimdi ben Bozanam'ın evinde bir yemek yapmaz mıyım? Ondan sonra göreve devam ederiz. İyi ya, al. Şimdi kuşburcu içmeyeyim içmeyeyim dedim de. Ulan şeyi kaybetmedik değil mi? Ha. Bozana, anam, anacığımın tuvaleti neredeydi ya? Neyse. Bir çorba bırakmış mı? Bırakmış Tülay. Et suyuna çorba bırakmış Bozanam. Anam be. Mami. Grey mami. Kaç tane oldu? Buradan bir öküz gibi karnınızı fullleyip bir de bir iki turda öküz gibi doyuracak kadar yemeği alıp artık defolup şeye gideriz. Bir yemek yapacağız ama. Portakallı gazoz. Tava lazım avuç için. Tava bir önceki evde vardı, burada da vardır büyük ihtimalle. Beyzbol şapkası geç. Buradan da ya iki tane tuzum var yeter. Yok zaten kıyafetleri araştırmayı bıraksam iyi olur da. Ya yanlışlıkla belki mermi de çıkar diye şey yapıyorum. Aslında çıkmayacağını biliyorum da işte. Bozanam ay doğulana, bozanam gün doğulana. Neredeyse 2 litre suyu buradan aldım. Antiseptik var değil mi? Antiseptiğim var. Var. Acil için. Hmm. Ay fazladan 2 set aldım. Neyse. Salarız. Diğer sıkışırsak diğer evlerde de yiyecekler var bu arada. Halat takımı mı çıkacak? Burada çıkmıyor tabi bu defa. Tamam bu o kadar ya. Çok da ekstra araştıracak bir şey yok. Bir de yemek yapalım. Hadi bir yemek yapalım Bozanamızın evinde. Ne yemek yapabiliyoruz acaba? Tava tencere ne var şimdi burada? Aa tava için öbür eve mi dönmem lazım? Yok mu bir tencere tavaya Bozanam'da? Hah. Tamam. Eskileyelim ben onu. Yulaf. Tamam. I'll take it. Bunu tekrar ABAK 05 saat. Bunu tekrar araştırabilirim. Bunu da tamam yapacağım. Okuyacağım. Burada tamam. Oh be biraz da Milton'da rahat takılalım. Bugün biraz da şey rahat takılırız. Geldik. Sonuçta gene her şeyi açtık geldik. Şimdi ateş yak. Ha. Önce tabii ateş yakalım doğru. Nasıl isteğe bağlı. Tutuşturucu olmadan da neyse. Duvarda tava var tamam. Bilmiyorum yemek için hangisi gerekiyorsa ben burada size yemek yapacağım. Ben size yemek yapmaya geldim. O kitabı da okuyacağım. Come on little fire. Come on little fire. Come on. Hatta şeyi tamir ederiz. Döner akşam üstüde kitabı okuruz. Bitti gitti. Paket. Evet şimdi pişirme yuvasına bir tenceremizi yerleştiriyoruz. Evet. Ne pişirebiliyorum? Pişir. Onlar değil. Mükemmel et çorbası. Patates. Yula... ha. Kamber uçuşu yulaf lapası. O ne ya? Akçaağaç şurubu var. Kuşburnu var. Ben bunu niye pişiremiyorum? Ne eksik burada? Pişirme becerim ye... Ulan geyik etini yedik ya. Et suyu çorba. Ptarmigan. Ağbalık. Abi yulaf lapası dışında bir şeyler de yapabilmek istiyorum ya. Pekala. Sorun yok. Sorun yok. Bütün malzemeleri yere buraya bırakıyorum. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil bu arada. Hiç. Biz şu şeyi bir tamir edelim. Döneceğim. Kitabı okuyacağım. Kitabı okuyacağım ve yapacağım. Tavayla başka mı oluyor? Bir dakika. Tavayla... Dur bir dakika. Tavayla olunca başka mı oluyor?
Nasıl? Bir saniye, anlamadım. Bir kafam karıştı şu anda. Ne diyorsunuz siz? Ayrı mıyım lan? Neredeydi tabağı? Ha. Kuşburnu turtası. Yemeklik yağ. Yapacağız. Bunları yapacağız. Bunları Taylan geri gelmişsin. Bak. 2500 beğeni olur olmaz. Bak olduğu an sevgili Taylan'dan 50 hediye daha geliyor. Burada görüyorsunuz. Benim tavuk götü saçımı da görüyorsunuz. Taylan teşekkür ediyorum. Sana da yahni yapacağım. Ama şu anda değil o zaman. Şu anda bir anlamı yok çünkü. Ha, boşuna yakmış olduk. Ne yapalım kısmet. Bunları bırak. At. At. Lan at dedim. Lan at deyince niye açıyorsun sen ya? At. Anlamadım. Demiyorum ki at diyorum sana. Allah Allah. Tamam. Bunları alacağız. Şimdi önce bir şunu bir yiyelim. Lökür lökür şöpür şöpür fıstık ezmesiyle bir kalori basalım kendimize. Mah, bir de böyle çıstak. Tamam. Şimdi tamirata gidiyoruz arkadaşlar. Sonra burada da ekstra tuz var. Oturacağım. Kitap okuyacağım ekstradan. Aa, burada da ısınıyor. O nasıl oluyor lan? Bug mı bu? Sobanın yanındayım diye açıp pişirdi hepsini ha. Yanmasına 29 dakika var. Mecbur yiyeceğim. Yo, aldım. Dur, başka ne var? Tamam. Vallahi düşünmüşler ha. Tamam, bu da böyleymiş. Tam ısınma bonusu aldık. Et suyunu dur biraz daha şu uzağa bırakıyorum. E artık suyu da bırakalım bari. At at at, bir şey olmaz. At. 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 Tamam, 23 kiloyla hadi şeye gidiyoruz. Bu yemeği yapacağız. Ya dolaba koymayla uğraşamayız. Zaten geri geleceğiz. Akşamına geri geleceğim. Buranın her yerini lootlamayacağız. Burayı lootlamanın bir esprisi yok bizim için. En fazla yemek bulacağız. Kıyafet bulacağız. Onları da burada bulduk. Daha ben size yemek yapacağım. Yoksa hatırlayın. Köprüyü geç, tomrukların ağaçları kesildiği yeri geç, yukarıda kilise var. Aziz Allah, tamam da ne işimize yarar? Bizim buraya geliş amacımız belli, şura. Burada nereden bulabilirim? Burada. Aşağıda benzinlik vardı. Benzinlik neredeydi? O kurtları salla. Ya yemek de almayayım almayayım diyorum da yani şimdi. Tamam, almıyorum. Evet, şuralarda belki olabilir diye şey yaptım. Yok. Özel binalara zaten, evlere değil. Özellikle benzinlik vardı. Benzinlik neredeydi ya?
Şurada lan. Ağırlığım kaç kilo? 24 kilo. Yaldır yaldır koşarım. Burada nerede olur? Benzinlikte garajda olur. Buradan alıp saat daha 3-4 saatimiz var rahat. Buradan alıp çiğ tamir ediyorum. Sonra anamıza dönüyoruz, anamızın evine. Orada bir kitap okuyoruz. Ben size güzel yemekler yapıyorum. Sonra bir sonraki gideceğimiz rotayı kesinleştirip hazır edip olaysız dağılıyoruz. Yarın da orayı yapıyoruz. Evet, hurda ver. Bana hurda ver. Ben şimdi o kadar artistik bıraktım. Hurda bulurum diye artistik yaptım. Testereyi bıraktım. Hah, bana hurda ver. Bana hurda ver. Yoksa beni burada bu 3000 kişi, YouTube'da 50.000 kişi gömer gömer, tekrar çıkarır tekrar gömer. Bir hurda daha alayım. Ki yaptığımız artistliğe değsin, değil mi? İçeridedir. Ki burada bir yerde mutlaka levye de vardır. Şuralarda bir yerde bir levye vardır. Kesinlikle bir levye olduğunu biliyorum, hissediyorum. Kesinlikle bir levye vardır. Kesinlikle bir levye vardır. Levye gel. Neredesin levyecim? Şurada mısın? Çünkü bir levye var burada. Direkt burada yani. Öyle uzaklarda şey de değil. Dur. Direkt şu dış tarafta. Burada mı levye? Neredesin levyecim? Burada mısın levyecim? Lütfen burada bir yerde olur musun levyecim? Evet, siz haklıymışsınız arkadaşlar. Levye'de yok. Vallahi yok. Ben gidiyorum. Hoşçakalın. Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Arka kapıda levye istiyor. Ama nasıl ya? Aynen kanki. Bulduk şu anda. Ama nasıl yani? Bunu bir tartışalım. Bence bunu tartışmalıyız. Neyse. İyi yönden bakın. Şöyle bir şey var. Kesin olan bir gerçek daha var. Elimizde 4 tane hurdamız var. Elimizde 4 tane hurdamız var. O bir tane hurda da kulenin orada var. Merak etmeyin. O kadar da değil. Kule nerede? Heh. O kuleye giden yol şu evlerin arasından gidiyordu. Kulenin oradaki sandıkta illaki bir tane hurda var. Rahat olun. Yok yok, merak etmeyin ya, kulenin oradaki sandıkta var ya, en az bir tane çıkıyor. Hatta iki tane. Hayır, artık o kadar da yanılıyor olamam. Tamam, ilkini siz kazandınız. Ama zaten bir tane hurda benzinlikten buldum. Bir de yukarıdan bulacağım. Gene levye ve testereye gerek kalmadığını ispatlayacağım size. Lan. Bir dakika, sidik yarışımıza birazdan devam ederiz. Akü orada vardır. Aküyü
Taşıyamayız. Akü 15 kilo. Hazır mısınız? Burayı açıyorum ve burada hurdayı buluyoruz. Teşekkürler. Çünkü hurda şunun kenarında bu arada. Bir tane hurdayı şuraya mı bıraktın? Şuraya mı bıraktın? Nereye? Şuraya mı bıraktın? Ha yok artık eben ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi böyle bir şey yoktu bu. Şu anda götlük yapıyor oyun. Lan gittiğimiz her yerde yok muydu hurda? Nasıl olabilir ya? Akü nerede? Akü de mi taşıyacağım gerçekten ben buraya? Allah belanızı versin. Bozmuşlar oyunu ya. Bari gelmişken şunları yapayım da envanterden 3-5 kilo açılsın. 3-5 gram. Hayır, arabadan akü alırım da onu da mı taşıyacağım yani? Böyle mi olduk? Bu noktaya mı geldik? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum kutuya niye bir şey bırakmadınız? Şerefsizler. Neyse Allah'tan yakın ya. Dur bari şurayı da çizeyim de gelmişken. Hava kapanmadan. Ah! Oldu. Giriş noktamız da buraydı değil mi? Buradan. Tamam. Hayret bir şey ya. Gidiyorum ben. Allah'tan rahatız yani. İyi de aküyü nasıl taşıyacağım ben? Tamam, bir akü bir hurdaya ihtiyacım var. Nasıl taşıyacağıma dair bir fikrim yok. Akü tamam, akü arabadan bulurum. Galiba bir de levyeye ihtiyacım olacak. Şu normal evlere değil de ofislere, Kanada bayraklı şeylere falan. Şurada vardı bir tane. Aküyü ver babacığım. If I can drop any of this gear. Dur lan bir dakika, bunu niye şimdiden taşıyorum ki? Dur. Dur orada sen. Neredeydi şu Kanada bayraklı bir ev, yok muydu ya burada? Şu anda kendime çok kızgınım. Burada yok mu lan sağında solunda? Akü tamam. Bir hurda lazım kardeşim. Ya da bir levye. İleride solda. Hah, tamam şurada. Feneri de bıraktım ki. Feneri de parçalamıyor. Ha şey feneri. Hayır. Yok, onun yerine hurda aramayı tercih ederim ya. O fener lazım arka. O fener kaç defa hayatımızı kurtardı. Padides madides. Yine dayanamadım. Yemek pişireceğim için aldım ama yani. Yanlış anlamayın. Başka bir şey yok. Sen Pint Pandas'ını halledersin. İnanken. Ben inanıyorum bu arada. Kesinlikle... İnanıyorum. Yok. Patates var. Tost makinesini nasıl parçalayacağım ki? Şeyim yok. Tamam tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bulacağız. Şu Milton generale, bakkala girememiştim Milton bakkalına. Şimdi gireriz. Şurada çiftlik var.
Çiftlikte kesin vardır bu arada. Az evvel buraya niye girmemiştim ben? Burası banka. Bankada kesin bir levye vardır. Kasaları sıkıştığında nasıl açıyorlar sanıyorsunuz? Direkt iş. Hey. Hey. Yeni gösterim burada bebeğimi. Bunları yanında tutuyorum evet her yayın için. Burada da çıkmasam mecbur. Bari geldik bankayı araştıralım. Yok kanka hiç germe. Gelenin kafasına sıkarım şu anda. ...23 falandı. ...20... ...ya da 21... ...20 diyelim biz. ...21-27 gibi bir şey. Dur, 20-27... ...20-28... Siktir. 20-28-39. Stuff will come in handy. Yakarız lan, para yakarız. Senin Allah belanı vermesin ya. Gerçekten oyun... Şunu da parçalayayım. Vallahi iş yapmayacağım, parçalayacağım. Çok güzel. Tamam lan. Pes ettim. Parçalıyorum kardeşim. Zaten olacağımız kadar göt olduk. İş güç yapmam. Levye'de bulamıyorum. Burada da bulamıyorum. Burada da çıkmadı zaten. Oturur yemeğimi yaparım. Botumu parçalarım. Hiç. Valla. Kaç kilo oldu? Oh 30 kilo doldu. Bu ne ya? Kutu kahve. Ha o olur bak. O lazım. Yok çıkmıyor kardeşim. Çıkmayacağı varmış yani. Yani. Öbür lambamı da kırmak istemiyorum. Lambamı da kırmak istemiyorum tabi. Çünkü o her şeyimiz. Bozana'nın bir dolabı vardı evet ama bulamadım. Varsa bir şeyler ya Bozana'da. Şimdi benzinlikte yoksa. Ya Bozana'da ya da kilisede falan bir şey olmalı. Şunun Bozana'nın kutusu nerede? İçerideki sandığından bir şey çıkmadı. Şurada mı lan? Hadi lan. Levye ver, hurda ver. Levye ver, hurda ver. Hocam, hayır. Bu arada zaten şu andan itibaren tamir etmem. Çünkü büyük ihtimalle yaptığımızda Aurora falan başlayacak. Ve hani... Güçlü dinlenmiş olmamız lazım ki o araştırmayı yapabilelim. Ya bulsam da şu anda tamir etmem artık her türlü yarına. Yok gerçi geceyi de dinlenebilirim. O da olabilir. Gerçekten inanılmaz yani. Gerçekten haklı oğlu haklısınız yani. Ben de eşek oğlu eşeğim yani. Şunu... Yok buluruz, yok ederiz.
Yok çıkar ama nasıl çıkmadı hala da anlamış değilim. Ya nasıl çıkmadığını da anlamış da değilim. Ayrıca bir yemeklik yağ yok mu kardeşim? Yemek yapmam için yemeklik yağ lazım. Her mutfakta yemeklik yağ arıyorum. Ben mi göremiyorum? Belki de yemeklik yağ raflardadır. Yemeklik yağımız da olsa şeyi yapacağız. Yemek yapacağım size. Ulan bir yudum kahve içmedim. Ben de kahve yaptım kendime. Çay yoktu. Şurada yemeklik yağ bulmaya çalışacağım. Galiba sizin ahınız tuttu. Evet Ekin. Haklı çıktınız. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Tatlı tatlı göt oldum, kenara geçtim. Kardeşim yemeklik yağınız yok mu? Bu ne menem bir şeydir ya. Yok mu yani? Yemekleriniz neyle yapıyorsunuz siz ya? Ne demek yemeklik yağım yok? Kuleyi yapacağız Ahmet, kuleyi her türlü yapacağız. Zaten o kuleyi yapmadan bitmez bu bölüm. Ama yemek de yapalım. Kuleyi şu anda yapamıyorum. Yani maalesef şartlar. Bari bir yemeklik yağ bulup... Demir testere yok kardeş. Attım ben onu. Ya buzdolabında saklanmaz ki ama. Ha hurdayı bulayım ama. Hurdayı bulup geleyim mi size hemen? Ulan belki yemeklik yağı da oradadır. Dur ben biliyorum hurdayı nereden bulacağımı. Hazır mısınız bak. Sizi biraz yürü... Oğlum kapı nerede? Bu mu kapı? Bu ne? Bodrum mu bu? Sizi biraz yürüteceğim ama tek atacağım. Havada biraz kararmış. O kötü olmuş. Ama çiftliğe kadar gidebiliriz. Şurada bir çiftlik var arkadaşlar. Traktör mıraktör var. Orada ya hurda ya levye vardır. Hatırlıyorsunuz değil mi o çiftliği? Ha bak evet. Çiftlik diye. Kurtlar var. Bende de fişek var. Şurayı geçiyoruz. Biraz ileride. Biraz yürüteceğim sizi. Yapacak bir şey yok. Ya 30 kilo ne ya? Hocam 30 kilo ne ya? Nasıl oldu gene bu ya? Tamam geri dönüyoruz. Çünkü bu güçle oraya gidip geri dönemem. Ama yarın bu gece kitap okuyoruz. Ben size yapabildiğim kadar bir şeyler yapıyorum. Sonra oradan hurdayı alıyoruz. Kuleyi tamir ediyoruz. Zaten akşama kadar da biraz dinlendik. Gece Aurora oldu. Burada bir bunker mankır ya da yapılacak bir görev varsa onu da yapıyoruz. Paket. 30 kilosa yok ya o kadar. 2,5 litre. Ya biz arkadaşlar biz Türk'üz. Hanginiz aranızda eve 5 litre damacana taşımayan var mı? Hani yarım saat bir yoldan gidip. Yoksa doğduğunuzdan beri şeyle mi söylüyorsunuz? Online mi sipariş veriyorsunuz suyu? Yani siz burada 14 yaşınızda, 16 yaşınızda 5 litre damacana taşıyan Türk gençliği. Bu kız 2,5 litre taşımış. Çok mu? Bu yorulmasını haklı çıkarır mı? 2,5 litre. Bu kadar. 2,5 litre kola, Coca-Cola taşıyor. Ya. Ya. Bak Erdem 19. Şimdi bu hak mı yani bunun yorulması falan? Kabul edilebilir bir şey mi? Hayır, no. Burada da kıracak mıracak bari lamba mamba da yok. O da çıkmadı. Şansıma sıçayım ya. Eşek şansı var bende. Ben kitap okuyacağım. Dur. Şimdi bir kitap okuyacağım. Hava kararına kadar, tam kararına kadar bir kitap okuyorum. Dur.
Başlayalım şuradan. Yemek tamam ha. Bu kadar bok, tamam mı? Bu kadar bok kardeşim. Bok yorgunken. Yak canım, yak yak, yatağa gideceğim. Yak beni delirtmeyin. Aa, tencere tava parçalanıyor mu? O zaman bebek gibi olur. Aa, yeni bak çocuğun şeyi burada. ...50 kilo un çuvalı abi 15 yaşında. Bak. Linç tayfa. Yani. Bunu hiçbir şey aklı çıkarmaz. 2 saat daha yatalım. Ya hava doğduğunda şey yaparız ya. Şey gün doğduğunda. Hani sabah gün doğacak ama çok soğuk olacak ya, o sırada 5 saat okuruz öğleye kadar. Ha, hepsini yaparız kardeşim. Bizi kimse durduramaz. Biz neleri atlattık. Bugün de nihayet 40 yılın başı, 15 saat oynamışız. Biraz da rahat bir gün geçirelim ya. Biraz da geniş takılalım ya. Hak ettik lan bunu. Ki onda bile 3 tane kurdu öldürdük. Yat. Yat 6 saat daha yat. Yat 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 yat. Yat kızım. Yat, geliştir kendini. Yat, bir şeyler yap. Ama evet, bir gün kaybetmiş olduk. Teknik olarak benim hesaplarımda şu anda bu kadar kendimizi yormadan orayı tamir etmiş ve... Gerçi Aurora çıkmadı ha. Evet, Aurora da çıkmadı ha. Ama yapsaydık çıkardı. Yani. İyi bir şey de... İyi tamam. Yapınca çıkar. Öyle tetikleniyor. Yat yat, 4 saat daha yat. Yat 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 yat. Zaten dışarıda fırtına var. Nam nam nam. Günde doğdum. Tamamen dinlendim mi? Ama dışarısı berbat değil mi? Ha, harika. Ben de onu diyordum zaten. Şunu da at. Bunları da at artık ya. At at at. Tencere taşıyacağız. Beynim durdu. Brain attım. Beynim iyice durdu. Beynim mükemmel bir şekilde beynim durdu. Oh, güneş tepede. Öğlen oldu. Tam öğleden sonra bitti. Bitti değil mi kitapla işim? Araştırıldı değil mi? Bitti. Artık yakacak şeyine gitti o. Bitti. Atıyorum. Teşekkürler. Bunu da attım. Harika. Şimdi mutfakta tavayı falan nasıl kırarız? Pek sanmıyorum. Gerçi ele geliyor ama. Ait envanteri aldığımız için kırılabilir de lan, mantıklı. Bu beni hıçkırtır yani böyle bir durum. Ay. Ay, 1,5 saat topar. Yok, bir şey yok. Pardon, bir şey yok. Ben şey, metal sürtme sesine şey yapamıyorum. İşte anlayın. Tamam. Su bitmiş. Bonusu galiba açlık gitmediği sürece kaybetmiyoruz. Çünkü şey diyor, bakın. Üst üste 72 saat boyunca acıkmamayı başardın. Yani su çok kritik değil. Acıkmadığın sürece bebeksin diyor. Şimdi 5 hurdamız var, akümüz var. Gidelim mi? Yo, dışarıda fırtına var nasıl olsa. Hadi yemek yapacağım. Şimdi neler pişirebiliyorum?
Artık bir şeyler pişiriyor olmamız lazım ya. Evet şu Eda, aynen. Yani o metal sürtme... Come on, little fire. Come on, little fire. Metalin sürtme sesi beni yok ediyor. Ben mahvoluyorum. Kitabı okudum, Kerem. Kitabı okudum ve seviye 3'e mi çıktık? Ne olduk? Ya da belki de yemek yaparak arttıracağız ha. O da olabilir. Evet, hocam. Pişir. Mesela yine bir şey gelmedi. Ha çünkü dur. Et suyu çorba duruyor. Eski alabalık yok. Et suyu çorba şey yok. Geyik eti yok. Kamber, konserve şeftali vardı sanki. Kuşburnu, muşburnu. Konserve şeftali olmalı bir yerde. Whee! Yeni bir şey pişireceğim size. Size ne? Orta pişirme becerisi yetersiz. Nasıl ya, gerizekalı? İşte ne yapacağım ben? Benim pişirme yeteneğim ne? Ha, 4'müş. Kuş avlamam lazım. Şunda her şeyim var. Her şeyim var. Yeteneğim yok. Alabalığım olsa, alabalık yahnisi. Ne yapıyoruz? O zaman bir patates pişireyim. Belki bu seviye arttırır. Pişiriyorum lan. Patates pişiriyorum. Belki seviye arttırır. Onu ye. Kumpir. Kumpir. Mix the people. Come together. Tamam işte, al. Tamam, bu. Bir daha patates pişireceğim. Havuç pişireceğim. Yulaf lapası pişireyim, level atlayalım değil mi? Belki öyle level atlıyoruzdur. Al. Çık 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 çık. Hava karardı bu arada. Ve fırtına geçmedi ha. Ben fırtına da götürüyorum. Mükemmel yulaf lapası. Yakında. Yakında kalanları da pişireceğim. Durun siz. Siz durun. Her şey pişecek. Her şey pişecek. Gün gelecek. Her şey pişecek. Bunları da bırak. Bir halta yaramaz şimdilik en azından. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere ne taşıyacağız? Arkadaşlar eşekler gibi. Eşekler gibi akü... ve hurda taşımaya gidiyorum. Hurdayı beşledik, aküyü yapıyoruz. Çünkü evet dışarıda fırtına var ama umurumda değil. Biz şimdi yapalım. Gece Aurora çıkabilir çünkü biz yaptığımız an. Orası çok önemli. 5 tane de hurdam var. Aküyü de alıyorum hadi. 15 kilo akü, tamam. Tırmanır ya. Lan her araçta yok mu? Ben şansa direkt tekme atmıştım o aküye. Bir buçuk kilo bot aldım, parçalamadım. Doğru. Doğru. Çok iyi hatırlattın. Sonra bunu da şey yaptım. Buradandı değil mi? Neredendi şey? Bir dakika. Buradan değil mi? Doğru. Buradan bu arada. Tamam.
İnşallah o sarmaşıktan tırmanabilirim bu halde. Ya hak deyü tırmanacağım. Ya hak. Hadi kızım. Helal. Kraliçe. Yemin ediyorum kraliçe. Şurada kestirme mi lan? Yok. Aa, buradan galiba kestirme. Neyse. Sertaç, Aurora gece çıkacak. Şu anda gündüz zaten. Biraz bağırıyorum, kusura bakmayın. Bravo, bravo kraliçem. At onu da. Ulan şu aküler de en sonunda bir işe yaradı oyunda. Ta 2014'ten beri bu aküler vardı. Nihayet bir işe yaradılar. Yeni görev. Sakin nehir. Tatlı vadiyi onarınca da oradaki çıkacak. Sakin nehir. Sakin nehir vadisine gideceğim. O zaman burada duracak bir durum yok. Sakin nehir vadisi için tırmanacak mıydık? Neyse, evde konuşuruz. Kiliseden miydi? Çünkü kiliseden, yoksa kiliseden şeye mi çıkıyorduk kiliseden gidince? Bir şekilde dolanıp körfeze mi çıkıyorduk? Yo, sakin yere mi çıkıyorduk? Yanlış mı gidiyorum? Ya noterman, eve gidiyorum ya. Bozanamın evine gidiyorum ya. Harbi lan. Aa. Oha. Ne oluyor lan? Tamam ha. Lan sola doğru çekiyormuşum ben. Sağa doğru çekiyormuşum. Bura neydi? Bura normal mağara. Sağa doğru çekiyorum ha. Neyse şimdi düzeldi de. Yok ya, kömüre. Bura. Ben buradan gideceğim. Ama şuraya gideceğim önce, bekle. Kömürleri alayım. Yükü dengeleyemedik, evet. Ya yemek yapacağız falan ya böyle. Alayım ben bunları. Evet, yemek. Bir dakika ya. Sinyal kulesi burada. Lan yol nerede? Yol diğer geriden miydi? Yol diğer geriden. Kule burada. Buradan o zaman.
Çok da görmüyorum ya. Hayır, tabela sinyal kulesini gösteriyor. Ben girişimi kaybettim. Şu sinyal kulesi değil mi? Lan ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oldu be? Allah belasını versin, bu ne ya? -27 bu kadar kıyafetle. Neler yaşıyoruz kardeşim biz? Dondum lan. Dondu kızcağız. Ne oluyor ya? Ha ne oluyor? Başka ne yemek yapabiliyoruz? Tamam tamam, iyileşeceğiz. Tamam tamam, anladık, hipotermi geçecek. Şimdi. Bir dakika, bu bölüm daha bitmez. Normalde 3 saat, her bölümü 3 saat tutmaya çalışıyorum ki hem çok uzamasın baymasın, bir de yarın da yapacağız edeceğiz. Ama şeyi yapmak istiyorum, gideceğimiz yere ulaşmak istiyorum, orada bitirmek istiyorum. Kilisenin oradan mıydı? Şimdi haritayı hatırlayın, bakın. Bilmeyen için şu anda benzin istasyonu, bak parlıyor. Boz anamızın evi yukarıda, daha da yukarıda mesela sol tarafa şey vardı, çiftlik vardı, oraya gitmedik. Yukarı doğru kilise vardı, böyle böyle bir yol dönüyordu. O kilise nereye çıkıyordu? O kilise yolu nereye çıkıyordu? Sakin Nehir Vadisi'ne mi çıkıyordu? Kiliseden ileri Enko. Tamam, doğru yere çıkıyor. Tamam, güzel. Ozan, sabaha bekliyoruz. Sabah bekliyoruz ve şey yapıyoruz. Şurada da yemek gene şey yapmaya çalışacağım. Abi ip değil, ip vardır ya. Sakin nehire balta olmadan gitme. Balta yok. Balta yok ki ama. Vardır bir yolu. Öyle oyun kitlemez herhalde. Diyeceğim de yani. Perfect. Neredeyse kilitliyordu da şimdi. Oha, 3 çubuğum kalmış. Abi böyle tek tek mi alacağım ben bunları? Şaka mı bu? Niye tekli tekli alıyorum, 408'li değil de tekli tekli alıyorum ben bunları? Ay yoruldum ya. Tamam, bunlar da başımın gözümün sadakası olsun ya. Kaç tane vardı ki bende bundan? Tek tek niye alıyoruz güzel kardeşim ya? Neyse abi, alayım artık. Toplamışım bunları da. Bu kadarını. Bunlardan kuşburnu çayı için hazırlarız en azından gece. Sabahta yola çıkacağız. Her şeyi alıyorum şimdi. Kullanmayacaklarımı da atacağım. Her şeyi pişireceğim. Level atlamak için her şeyi pişiriyorum arkadaşlar. Mesela ne pişirebiliyorum? Yulaf lapası bana level vermez artık. Ya bunlar da vermez ki. Patates pişireyim. Havuç pişireyim. Havuç pişiyor mu? Patates pişireceğim bir daha. Bunu ye. Leziz bir anda yemek. Ha, bu da sıcaklık. Aha level geldi. Aha level geldi. Becerikli. Peki ne kadar becerikli? Yani
Oğlum birden dörde geçiyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Niye 2-3 level yemek yok? Yapacağım. Başka patates pişirmeye devam. Patatesle level atlayacağım. Patatesle level kazacağım. Ölümüne kumpirciyiz. Devam pişir. Başka. Ver ver. Bitti mi lan patates? Patates bir yerlerde vardı. Bir yerlerde patates vardı. Hatırlıyorum. Almamıştım hatta. Hangi evde patates vardı? Patatesleri var. Ha ha ha, saklanamazsın benden. Gel buraya patat. Potato. Yulaf ve patates pişirerek devam ediyorum. İyice yorulana kadar devam arkadaşlar. O acayip yemeği yapabiliriz. O seviye 4 yemeği yapabiliriz. İnanırsak. Ya ekle yakıt, kömür aldık o kadar. Al ya, bunun için aldık. Al bas al. Patates. Bu arada patates aslında güzel. Aha, Aurora geldi. Ben de yorgunluktan ölüyorum ama tabii. Yine de şunu da pişirip level almak için. Dışarıda herhangi bir loot bir şey çıkabilir mi ona bakacağım. Aa, sokak lambaları da yem sönüyor. Yok. Burada bir şey yok en azından yakında. Neyse merak etmeyin, daha nice şeyler göreceğiz. Var doğru düzgün aydınlansa, bir bok görmüyorum ki gene karanlıktan. Hop gözükmüyor. Aydınlatmıyorsun doğru. Daha nice auroralarda gezeceğiz. O bunkerları bulacağız. Şu radyoyu alıp kıramaz mıyım ya? Ay iptal, elimde dur. Oo müzik eşliğinde pişiriyorum, çok mutluyum. Oh yerim ya, al bunları da ya. Bir daha bir pişireyim. Bir daha level atlamak için pişireyim. Kara eritmeyelim ya, artık suyumuz çok. Hatta içeyim şöyle rahatlayayım. Oh. Karnım da tok değil mi? Son şeyle de pişiriyorum.
Yok ya, yeter be. Yeter. Et suyu çorba falan ısıtırım sonra. Tamam, ben yatıyorum ya. Hiç yukarıyı da uğraşmayacağım. Buraya döşek atıyorum, yatıyorum. Hadi dinlenelim iyice. Bitki çayımızı da içelim. Yat baba. Yat yat yat. Verimlilik. Verimlilik esastır. Hiç de verimli olmadı ama olsun. Oha, 10 saat uyudum, gelişmişti. Ha, suyum bittiği için herhalde. 10 saat uyumuş hali değildir bu. Valla ben 2 saat daha yatarım. Yatarım yani. Bir gazoz içer yatarım. Full dinlenmek istiyorum çünkü. Senden başkası yalar, estağfurullah. Ama Long Dark'ta bir şeyiz böyle birlikte. Bir keyifliyiz. Bu arada sevgili Taylan'ın hediyelerinden sonra Doktor Hey 3. ayında Kamız Rock 14. Beyza zaten buralardaydı. Altın Abbas olmuş Beyza Altınsoy. Taylan Arıkan. O da Taptaze Yavrum Abbas'ımız. Hüseyin Gün. 40. ayında Hüseyin. Helal bu arada abi. Alper Oktay 2. ayında Mustafa Kürşat 17. Sami 3. ayında Osman Karı. Tencere tava toplama, evet evet. Onu geç de olsa şey yaptık Osman, eyvallah. 11. ayında Enes Berkin Koçak aramızda ve Atmaca 19. Age of gelecek. Gelecek abi. Artık Little Camping'in şeyi bittiği için, devri bittiği için ufaktan Age of'larımız gelecek. Bu kadar yemek çok fazla da yer tutmadı. Zaten 10 gram 100 gram yemek yapmak için taşıyorum bunları. Bunları tutuyorum. Ama yolduk şunu da yerim. Yiyelim. Gene fırtına mı başladı dışarıda? Yusuf, iki mesajını da okumadım, kalbim kırıldı. Niye? Gözümden kaçmıştır abim. Bir daha yazsan. Gidiyoruz. Görevi yapmaya gidiyoruz. Ya tabii ki görevi önümüzdeki bölümde, önümüzdeki yayında yapacağız. Ama Sakin Nehir Vadisi'ne şimdi ulaşıyoruz. Kaç kilo? 28. Bak tencere. Ben de diyorum fazla hafifim. Mikail Sarıoğlan. Mikail 10. ayında nöbette şu soğuk havalarda ne gidiyor? Kolay gelsin. Mikail. Mahmut Coşkun'da Taptaze Altın Abbas'ımız. Tencereyi unuttum. Evet. İşte bu yüzden siz varsınız. İyi ki varsınız. Thank you very much. Bari kömür de alayım. Ay. Hayır. Hayır. Gene bir ton kömürüm oldu diye tahmin ediyorum. Evet. Ama bol bol çizerek gideceğiz. Hava saat erken. Haritalandırarak ilerlemeye devam ediyoruz. Hep söylüyorum. Bunu yapma sebebim, bu oyun bittiğinde siz bile yararlanın yani, siz oynayacağınız zaman bu haritalardan. Çünkü evet, bu çok zor. Bu bir ızdırap bu oyunda, harita ve yol bulmak. Bot kaldı. Kalsın. Artık oraya geri dönmem. Evet, şimdi hatırladım Banu, ama artık geri dönmez. İleride önümüzdeki botlara bakacağız. Turgut abi, evet gördüm. Ne yapalım? Sağ ol. Bulunur. Gene bot çıkar. Vicky CEO. Vicky, herkes şey yapmaz canım. Beni izleyip oynayan çok fazla. Adam yoksa zaten hiç kimse oynamasın. Her şey Vicky'de var. Burada haritayı çizmek istiyorum ama kurtlardan da korkuyorum. Biraz daha yukarıda. Kilisenin oradan çizeceğim. Ah,
Biraz daha aşağı doğru gidiyor bu arada. Tam tutturamıyorum yani. Burayı çizeceğim bu arada. Yani eğilip ateş ediyorum da aslında şey yapmamam lazım. Biraz daha yukarı doğru, kafaya doğru nişan almam lazım ama buranın adı gelmiş. Eskiden San Christopher mıydı? Dağ kilisesiydi diye hatırlıyorum. Lan bura değişmiş sanki ha. Ha neyse, fişek yani özetle şeyli iniyor, droplu iniyor. Ama zaten amaç korkutmak burada. Bu kurtları öldürsem de etlerini yemiyorum. Böyle miydi adı? Okey. 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 Gene yemeği bol bulduğum için hemen sömürüyorum. Hemen. Üstüne bir de gazoz çakıyorum. Evet bebeğim. Görüyorsunuz. Normalde kilo almam lazım bu halde. Kürsüde mermi vardı. Salaklamış olabilirim. Şurada mı? Görmüyorum. Ha kürsü, pardon. Ne olur. Oha siz ezberden şey, buraya bakmamıştım. Ezberlediniz burayı ya. Buradan sonrasını haritalandırmaya gerek yok zaten. Neyin ne olduğu belli. Oha. Bunlara kurşun harcamak istemiyorum ya. Bunlara kurşun harcamak istemiyorum. Çünkü yani ilk başta korkutsam bile tekrar gelecekler ve 4 tane fişeğim var. Ve hala 6 patlarım olmadı ve bulduğumuz tek 6 patları da daha oyunun başında madende bıraktığım için. Ha okey. Ha burayı çizebilirim mesela. Burada konteyner var. Aa en az 3 çubuk. Dört. Beş. Altı. Çubuklar olmasa ben bu oyunu oynayamam. Kıpırdama lan. Ya ne yapacağım? Fuck. Nasıl vurayım ben bunu ya? Taşla kuşu nasıl vurayım ya? Öldürecek bir şeyim yok ki. Bir de tavşan gibi koca yüklü değil ki bunlar. Küçücük, nasıl tutturacaksın? Kömür almayacağım, korkmayın. Oh oh oh. Oo güzel de çizdi. Ozan kömür alırım ben buradan. Sadece içeri hızlıca girip çıkıyorum. Hurda. Hurda ver. Hadi give me that hurda. Bu ne lan?
Ot kurutucusu kanka yok. Köpek maması istemez ya. Burada ver. Kablo ver. Onda olur, tam o olur. Hadi orada ver. Fişek olur. Fişeklerimiz bitmişti. Burada ver. Kablo ver. Şimdi ver. Hemen ver. Oyun da çözdü beni ha. Bu harita çizecek. Ben buna... Hadi sen daha ekstradan aldın, tamam. Neyse dursun. Ay. Neyse dursun. İleride kırarım bu feneri. Kullandıktan sonra kırarız. Yatağın arkasında orada mı vardı? Abi yatağın arkası Kerem. Şuralarda mı? Ya da yanlış mı gördün? Şunu mu diyorsun? Şunu mu gördün? Ya da şunu mu? Yanlış gör. Şu metal rafı diyorsan bunları kıramıyorum. Ve asla. Hayır canım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Metal rafı şey yapamıyorum. Yok. Anladım ama onu kesemiyorum. Çünkü tezgahı bıraktım. Komik mi? Çok mu eğleniyorsunuz? Komik bir şey varsa söyleyeyim, ben de eğleneyim. Yol buradandı değil mi? Bu nereye gidiyordu? Bu da başka bir yere mi gidiyordu? Ranza değil yatak. Gerçekten mi vardı? Lan varsa tamam, dur dönüp alırım. Allah Allah, ben niye... Bak kesin değil mi? Duvara yaslanmış olan yatağın arkasında. Hurda lazım. Onu alırsak bir. Şeyi de alırsak iki. Feneri de kıracağım iki. İllaki üç tane de çıkar yol üzerinde. Bir yerlerden buluruz. Yol soldan biliyorum. Sağ daha iyi olduğunu da biliyorum. Kovaladı vaktinde, hatırlıyorum. Bu Milton'u hatırlıyorum ben. Var abi, tamam, süper süper, harikasınız. Böyle bastırın, ben şey yaparım bazen, görmüyorum çünkü. Şimdi gidiyorum. Yatağı, ne dediniz? Yatağı duvara, ne? Yatak dediniz, duvara yaslı dediniz, solunda... Şu mu lan çorap o? Bende mi bir sorun var ya? Yatak. Ha şu yatak. Burada. Burada mı? Burayı mı? Bu çorabı mı kastediyorsunuz acaba? Kendimi gittikçe gerizekalı gibi hissediyorum hurdayı göremediğim için ya. Allah belasını versin. Nerede lan bu hurda? Çorapmış ha, tamam mı? Tamam, yani gerizekalı değilim değil mi ben? Oh be, şükür Allah'ıma ya. Oğlum yani iki defa, üç defa girip de görmüyorsam da hakikaten. Ya ne yoruldun? Ne yoruldun? Saat kaç? He, yorulabilirsin. Ama yorulma yani. Şeye gidelim. Ama keşke olsaydı bu arada. Keşke olsaydı çünkü yani Sakin Nehir Vadisi'nin neresinde hurda bulacaksın, anladın mı? Aa, bir dakika, biz oraya hurda bulmaya gitmiyoruz ki lan. Sinyal araştıracağız. Ha tamam, güzel. Tamam, süper süper, tamam. Ey koca götlü tavşan. Bak koca götlü tavşanı nasıl tek atıyorum, hop. Aa. Aa, koca götünden sekti taş. Hazır ol. Ay ay ay, şaka şaka. Özür dilerim. Ya bunu yaptırmayın bunu. Canım benim. Tipe bak. Git, tamam, bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Tamam hadi git. Git git git. Mağaramız burada. Çiziyorum.
mağara sistemi tamam. Oo, bu arada çok iyi çizmedik mi şeyi, Milton'ı? Bir tek şuradaki çiftlik tarafını çizmemişiz. Ha, onun dışına bak, benzinlikten telsiz kulesi, kasaba merkezi, kilise, geçiş, römork ve mağara sistemi. Bir tek şurada çiftlik var. Peki biz buraya nereden bağlanmıştık? Salak herif, girdiğin yeri niye çizmedin? Ha, girdiğim yeri niye çizmedim? Ayı gibi sis vardı, çizemedim. Bir de orayı çizsem, hani şu ikisinin bağlantı noktası. Şuradan tırmandık. Şuralar sisli olduğu için çizemedim. Burayı da çizsem harita birleştirmiş olacaktım. Ne? Ne riski lan? Fuck this shit. Öyle bir şey yok. Hadi gidelim mağaraya. Michelangelo yanımda, amatör kalır. Bu doğru. Yine doğru. Kömür. Taş. Taş kömürü. Tatlım, hadi ama. Kömüre ihtiyacım var mı benim? Alayım ateş için 3 tane yeter. Ulan keşke o geçen sene elimizdeki çanta ya. Ah o çanta. O çanta da ekstradan 5 veriyordu. İyi dinlenmiş bonusuyla 40 kiloyu nom nom şakır şakır, şukur şukur, jagır jagır, zıgır zıgır taşıyabiliyordum. Kömürler var. Aa, bu kolay bir geçiş oldu. Centilmen tavşanları acımadan kırıyor. Ya centilmen ama zaten centilmen mütecavızda 1500 gün oynayabiliyor. Mecbur bir yerde tavşanları da kıyıyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Ben mütecavızda bir haftayı zor çıkarabildiğim için. Evet. Hemen bir şey yapayım. Bir dakika. Kalk kalk. Kalk kızım. Kalk yavrucuğum. Kalk 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 kalk. İşte bu. 45'e de çıkabiliyor. Kül kanyonunda da bir çanta var. Maşallah o zaman. Maşallah o zaman. Hanımlar beyler. 4 saati devirirken 4. bölümümüzün de artık izninizle sonuna geliyorum. Çünkü yepyeni bölgeye geçtik. Dünyaya tekrar bakıyoruz. Bugün ne yaptığımızı hatırlayalım. Kasvetli Körfez'den tekrar çıktık, bunkerımızdan. Harap bataklığa döndük. Harap bataklıktan dağ kasabasına ulaştık. Biraz anamızı ağladı. Olaylar, hararetler. Tırmandık, bayıldık, öldük, kaldık, zıpladık. Bazen testereyi bırakmış olabilirim evet o sırada. Dağ kasabasına çıktık. Dağ kasabasında inşaatımızı yaptık. Tamiratımızı yaptık ve dağ kasabasından aldığımız infoyla, şu anda geri dönemiyorum. Dağ kasabasından aldığımız infoyla Sakin Nehir Vadisi'ne geldik. Şimdi önümüzdeki bölümde, yani yarın akşam sevgili YouTube fanları, siz de merak etmeyin. Geçtiğimiz bölüm için ya bu bölüm için bir hafta beklettim sizi. Bazı talihsizlikler oldu. O yayın silindi falan. Ama onun telafisi de önce bugün cuma, ardından da yarın cumartesi gene 3'er 4'er saatlik bölümlerle gelecek. Yarın da buradaki sinyali bulacağız. Buraları bir temizleyeceğiz, çizeceğiz. Sonra nasıl olacak, nereden olacak onu ben de bilmiyorum ama geri döneceğiz Sakin Nehir Vadisi'nden ve kalan göreve, Tatlı Vadi'deki vericiye gideceğiz. Büyük ihtimalle de onu onardıktan sonra bize ayrı bir yerde sinyal arama verecek. Onu da yaptıktan sonra madene, havaalanı ve madene yönlendirecek diye tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar şeyi yaptık, daha %42'sindeyiz. Yani bu demektir ki sadece Ocak ayı değil, Şubat ayı boyunca da yapmaya, kızım sen de ya geviş getir, Long Dark'ı oynamaya ve bu hikayeyi ilerletmeye devam edeceğiz. Madem kış geldi, madem 2024 geldi, madem uzun zaman sonra Long Dark geldi, biz de
Hakkını verelim. Umuyorum keyif almışsınızdır sevgili uzman adam Burak Şahin. Hoş geldiniz. Mikail okumuştum. Mahmut da gelmiş, Mahmut Coşkun. Benim tanıdığım panda kendini affettirmek için 8 saatlik yayın yapıyor. Abi o panda yaşlandı işte. O panda 4. 5. saatten sonra gözü seyirmeye başlıyor. Maalesef böyle artık ister istemez 13 senelik yayıncılığında bir yerden çıkacaktı. Çıkıyor yani. O yüzden ben de olabildiğince 3 saat 4 saat tam böyle tadı damakta kalsın. Ama ertesi gün tekrar kavuşabilelim. Hani yani bir anda 8-10 saate banmaktansa 3'er 4'er saat böyle ard arda yapabilmeyi tercih ediyorum. O yüzden evet, hepinizi kocaman öpüyorum. Saat daha 12, siz daha takılacaksınız, bu cumanın tadını çıkaracaksınız. Gittiğiniz arkadaşlara benden de selam söyleyin. İzlediğiniz dizilerde beni özleyin. Başka yayıncılara da bakarsanız götünüz düşsün. Şaka yapıyorum. Tadını çıkarın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Cumartesi akşam, yarın akşam tekrar kavuşana kadar cümleten iyi geceler. Daha öpmesine gerek yok cücelerin. O yüzden sadece iyi geceler. Yarın görüşürüz.